Vav Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Aile Çatısı programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız efendim. Bu haftaki programımızda çocukluk döneminde mahremiyet eğitimini konuşacağız. Hayatımızın her alanında elbette çok önemli mahremiyet ama çocukluk döneminde daha da bir önem arz ediyor. Malum çocuklarımız bizlere emanet, hayatta kendilerini nasıl koruyacakları, sınırlarını nasıl çizecekleri konusunda pek fikir sahibi değiller. O yüzden o dönemde anne ve babalar olarak rehberliğimiz çok önemli. Mahremiyet gibi önemli bir konuda da anne ve babalara oldukça büyük bir rol düşüyor. Peki mahremiyet eğitimi bu kadar önemli diyorum ama neden bu kadar önem arz ediyor hayatımızda? Mahremiyet eğitimi ne zaman, kaç yaşında başlamalı? Ebeveynlerin farkında olmadan yaptığı hatalar neler ve zihinsel ve bedensel olarak sınırlarını doğru bir şekilde çizebilmek, sağlıklı bir mahremiyeti inşa edebilmek için ebeveynlere ne gibi roller düşüyor? Tüm bu başlıkları ve daha fazlasını bugün iki kıymetli konuğumla birlikte cevaplandırmaya çalışacağız. Doçent Doktor Handan Yalvaç Arıcı hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve eğitimci yazar Esma Budak. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah sizler de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah ben de çok iyiyim. Önemli bir konu başlığıyla, kritik bir konu hatta diyebiliriz. Kesinlikle. Bugün beraberiz. Kimlik inşasının en temel basamaklarından bir tanesi mahremiyet eğitimi. Ve 0-6 yaş oldukça önemli bir dönem bu eğitim için. Anne babalar, eğitimciler bu yayını kaçırmasınlar diyebiliriz hatta. Çünkü önce anne babalar ve sonra eğitimcilere çok büyük roller düşüyor. Bu önemli konuda sizler de değerler eğitimi çalışıyorsunuz ve mutlaka bizimle çok değerli bilgiler paylaşacaksınız. Bizler inşallah hem ben stüdyoda hem de ekran başında izleyicilerimiz bol bol istifade edeceğiz diyelim. Ve size birçok sorum var ama tabii ki seyirci sorularımız da oluyor. Efendim ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve Vav Televizyonu'nun sosyal medya hesaplarından bizlere merak ettiklerinizi, danışmak istediğiniz hususları iletebilirsiniz. Uzmanlarımıza yayın esnasında ben de sorularınızı iletiyor olacağım. İnşallah istifadeli bir program olur diyelim. Şimdi tabii mahremiyet eğitimi dediğimiz zaman ilk akla bedensel mahremiyet geliyor ama mahremiyet eğitimi çok daha geniş bir kavram. Bugün hep böyle onları tasnif edeceğiz. Nelerde mahremiyet önemli hayatımızda onlara değineceğiz. Çocuğun önce kendi sınırlarını bilmesini ve sonra başkalarının sınırlarına saygı duymasını konuşacağız. Hayır diyebilme becerisini konuşacağız. Mahremiyet deyince bu da çok önemli alt başlıklardan bir tanesi oluyor. Tüm bu meseleleri bugün detaylandıralım istiyorum ama öncelikle biz her programın girişinde bir konuşacağımız konuyu tanımlıyoruz. Çünkü tanımı bilmek kavramı, çok önemli. Evet. Zihin haritamızı oluşturmak adına. O yüzden öncelikle mahremiyet ne demektir? Handan Hocam sizinle başlayalım buyurun. Teşekkür ediyorum. Mahremiyet kavramı bize Arapçadan geçmiş bir kelime. Hı hı. Ve kavramı sözlüklerde baktığımız zaman böyle gizlilik, gizli olma hali, mahrem olma, sınır, sırlı durum ya da kişinin kendine belirlediği alan gibi anlamlara geliyor. Ama kelimenin etimolojik kökü çok önemli. Hareme kelimesinden geliyor. Yani harem dediğimiz zaman ki harem diyoruz, haram diyoruz. Evet. Aynı kökten gelen bir kelime. Haram dediğimiz zaman İsfahani şöyle bunu tanımlıyor. Diyor ki ilahi ya da beşeri olarak bir takım yasaklanmalardan bahsediyor. Ama kelimenin yine kök anlamında biz şey görüyoruz. Hani bir şeyin çok gizli olması, bir şeyin hürmete değer olması, saygın olması bu gibi anlamları var kelimenin. Kök yapısında. Ayrıca şey de çok ilginçtir. Bu kelime Latince'de de yani İngilizce'de privacy diyoruz. Private Latince'de o kelimeden geliyor. Evet. Orada da yoksun bırakmak aynı zamanda birine ait özel bir sınır anlamlarına gelen bir kelime. Şimdi kavramı tabii toparlayacağız böylece. Aslında kavramın dinamiğinde iki tane kelime var. Dokunulmazlık ve mahrum. Yani mahremiyet gittiği zaman mahrumiyet geliyor. Hani bir slogan var bir şey söylemek istersek mahremiyet giderse mahrumiyet gelir. Bunu unutmamak lazım. Şimdi psikoloji sözlüklerindeki tanımlamalara baktığımız zaman da burada daha çok şeyi görüyoruz. Yani kişinin bedensel ya da işte fizyolojik ya da psikolojik fark etmez. Evet. Her türlü konuda kendini kontrol edebilme. Hakkına. Zaten hakkına diyoruz aynı zamanda kontrol merkezli bir hak olduğunu kabul ediyoruz. Mahremiyet dediğimiz zaman burada bir kontrol merkezi var ki
toplum bilimciler şöyle söylüyor. Kişiye ulaşılabilir ya da ulaşılamaz durumda kişinin seçici kontrolü. Hani o alana ulaşılabilir ya da ulaşılamaz. Burada o kişinin o seçici kontrol etme hakkı işte kişinin varoluşsal olarak, o ontolojik olarak varoluşsal bütünlüğünü koruyan bir mekanizma. Yani şey düşünün, kendi kendinize kaldığınız bir alanda ya da başkalarının içinde kaldığınız bir alanda ilk ihtiyaç duyduğumuz şey kendi alanımızın belirlenmiş olması. O kadar önemli ki bizim için adım atacağımız yer açısından. Ama burada aynı zamanda diğerlerinin de bize ulaşmalarını isteyip istememe durumunda seçici kontrol hakkının bizde olmasının da toplumsal bilimciler çok önemli olduğunu söylüyorlar. Ayrıca bir de kavramın şu tarafından da bir bakarsak eğer, aynı zamanda kavram bize şunu da anlatıyor. Yani mahremiyet kavramı, mahremiyet değer olarak da alıyoruz. Kavram açısından şunu da görüyoruz ki kişinin bir şeylerden rahatsız olmayı dahi hissetmeyeceği kadar özgür ve özgün olduğu her ortam onun mahremiyetidir. Yani hiçbir kimseye, hatta Locke'tu galiba, Locke'un böyle bir tanımı vardı, öyle diyor. Kişinin hiç düşünmeden kendini özgürce bırakabildiği, hiç sakınmadan bırakabildiği alanları mahremiyet alanlarıdır diyor. Bilmiyorum daha anlatabileceğim. Yani olduğu gibi hissettiği, rol yapmak istemediği alanlar, evet, kendine ait, kimsenin ulaşamadığı, kendisi isterse ulaşılabilirliğin olduğu alanlara diyoruz. Ama burada kelimenin Arapça kökü olarak baktığımız zaman ki privacy ile mahremiyet arasında biraz fark var. Privacy'de biraz daha yalnız kalma var ve sana ait özel alan var. Ama mahremiyette sadece gizlilik yok. Mahremiyette aynı zamanda mahrum olmama adına kişinin kendi tayin ettiği sınırlar var. Dolayısıyla belki biraz sonra bunun üstünde de dururuz. Evet. İslam'ın ve Batı'nın, İslam düşüncesi ve Batı düşüncesinde mahremiyet kavramına farklı anlamlar yüklendiğini de anlıyoruz. Biz şu anda sadece sözlükler üzerinden tanımlar yaptık. Ama belki biraz sonra İslam nasıl tanımlıyor, Batı literatürü bunu nasıl tanımlıyor diye üstünde, kültür üstünden de geçebiliriz. İnşallah detaylandıralım, isterim onları da. Çok güzel motto bir cümle kullandınız hocam. Mahremiyet giderse mahrumiyet gelir diye. Kıymetli olanı korumak aslında ve sınırları çizebilmek. Özel alan. Her anlamda, hayatımızın her alanında özel hissettiğimiz, kendimiz olduğumuz alanlar bizim mahrem alanlarımız aslında, değil mi? Peki, şimdi biz mahremiyeti konuşacağız ama tabii ki çocuklar özelinde daha çok konuşacağız bugün. Çünkü bu duygunun hem değer olarak, dedi hocam, farklı farklı açılardan ele alınabiliyor. Ve bu değerin hayatımızda yeşerebilmesi için çocukluktaki atılan adımlar çok kıymetli. Mahremiyet neden bu kadar hayatımızda önemli? Esma Hocam, sizden de böyle bir programın mahiyetiyle ilgili bir giriş alalım isterim. Mahremiyetin önemli olmasının asıl mahrumiyet dedi ya hocam. Aslında hiçbir şeyden mahrum kalmamak için belki de. Evet, mahrum kalmamak, özgürce yaşamak için mahremiyet çok önemli. Evet. Aslında biz ne kadar mahremiyetten uzaklaştırsak o kadar çok özgürlük alanımızdan uzaklaşmış oluyoruz. O kadar daha sınırlı bir dünya içerisine girmiş oluyoruz. Ama sanki aslında tam tersi bir algı var gibi. Özgürlüğümüz kısıtlanıyormuş gibi. Sınırlarımız oluşuyormuş gibi. Öyle bir algı ile bakılıyor. Aslında mahremiyet kurallarına biz uyduğumuzda bir özgürlük alanımız oluşuyor. Çünkü biz mahremiyet alanımızı oluşturduğumuz zaman istediğimiz gibi hareket edip kimsenin etkisinde ve tesirinde kalmadan özgürce hareket edip istediklerimiz gibi davranıp söylemlerde bulunabiliyoruz. Ama biz mahremiyet sınırlarını kaldırdığımız zaman daha fazla görünür olmak, daha fazla belki müdahale edilir olmak, sınırlarımızın aşılması bizi daha gergin, daha tedirgin, daha istediğimiz gibi hareketlerimizi ortaya dökemeyen bireyler haline getiriyor. Evet. İşte aslında burada biz mahrum olmaya başlıyoruz. Özgürlüğümüzden mahrum oluyoruz. Kişisel hak ve özgürlüklerimizi doğru bir şekilde yaşamamanın yolları açılmış oluyor. Evet. Bütün bunları oluşturabilmek için aslında biz mahremiyet kurallarını hayatımıza geçirmeliyiz ki hem kendimiz hem de karşımızdakinin farklı alanlarına saygıyla yaklaşalım, bunları anlayışla karşılayalım ve buna göre de yaşayalım.
Böyle yaşadığımız zaman zaten zannediyorum sıkıntısız, sorunsuz, kavgasız, gürültüsüz bir yaşam olacak. Evet. Onun yolu aslında mahremiyetten geçiyor. Evet, temennimiz de o yönde zaten. İnşallah bugün konuştuklarımız da hepimizin kalbine tesir eder diyelim. Amin, hakikaten önemli bir konu ve bizi özgürleştiren bir kavram mahremiyet. Peki çocuklarda mahremiyet eğitimi neden önemli? Bundan da biraz bahsedelim istiyorum. Ağaç yaşken eğilir, evet, diyebiliriz buna hemen. Çünkü biz küçüklükte neye alışırsak, yani küçüklükten neler bize yerleşirse onlar ileriki hayatımızda çok daha rahat, çok daha özgüvenli bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Hı hı. Bu yüzden de ne kadar erken başlarsak aslında o kadar iyi olur. Bir de şu var, eğitim ne zaman başlar demek gerekiyor aslında. Eğitim nasıl ki aslında daha anne baba olma fikriyle başlıyorsa, evet, yani çünkü bir anne babanın anneli baba olmayı fikrini oluşturduğunda kendi hayatına hemen bir düzen vermeye başlıyor. Bunun için mesela dinimizde hocam da daha güzel söyler, dualar etmeye başlıyor. Belirli bir hayatında değişimler geçiriyor. Çünkü artık nedir? Hayatına bir nesil, bir kucağına bir evlat daha aktarmak istiyor. Ve bu noktada bunu düşünceyle başlıyoruz. Ve daha sonra anne karnına düşünce aslında eğitim başlıyor. Ve bu anne karnında da biz çocuğumuza mahremiyet sınırlarını nasıl koruruzu planlamamız gerekiyor. Bunun için de yapılabilecek birkaç örnek verebilirsek. Mahremiyet eğitimi ne zaman ve nasıl başlar? Buna devam edelim istiyorum. Burada bir virgül koyalım bu konuya. Biraz hocam da bahsetti ya kavramlardan. Batı'da çok farklı, İslam düşüncesinde çok farklı diye. Tarihi sürece baktığımızda mahremiyete yüklediğimiz anlamlardaki değişikliklerden biraz bahsedelim ve günümüzdeki mahremiyet anlayışından. Aslında gelişte biraz ifade ettik. Günümüzde biraz daha farklı algılanabiliyor ama böyle özetleyecek olursak neler söylersiniz? Şimdi birazcık prehistorik dönemden alırsak, hı hı, mahremiyetin nüdüs kavimlerde bile, yani bu çıplak kavimlerde bile bir mahremiyet anlayışı olduğunu görüyoruz. Sadece insana özgü bir duygu olduğunu söyleyenler var, bilişsel bir duygu olduğunu. Hı hı. Ama hayvanlarda da mesela yiyeceğini yerken, eşleşirken kendilerine böyle özel bir alan oluşturduklarını biliyoruz. Evet. Ve prehistorik dönemden itibaren baktığımız zaman evet Romalılar, Yunanlar tabii bu kadar tarihsel sürece girmeyeceğim ama heykellerinden de anlıyoruz. Bazı kavimlerin ya da toplumların daha aşikar oldukları, yaşadıkları. Ama bizim İslam kültüründe ise tam anlamıyla mahremiyetin sınırlarının çok keskin olduğunu biliyoruz. İncil'de ve Tevrat'ta da bu mahremiyet kavramı şeye dayandırılıyor. Yaratılış kıssasında geçiyor Yeni Ahit'te. Hazreti Adem ve eşinin dünyaya indirildikten sonra utanıp işte kendilerini örtmesine dayandırılıyor. Ve öyle bir çerçevesi var o mahremiyet alanının. Burada aslında bakıyoruz. Dijitalleşmeyle beraber evet mahremiyet kavramı çok değişti. Yüklediğimiz anlamlar değişti. Düşünün mesela makam mahremiyetinde Osmanlı dönemini düşünün. İşte eşikten hani bir eşik, eşikte kapı açılıyor. Sonra içeriye doğru giriyorsunuz. Yani birininle karşılaşmanız o kadar çok zor, çok zor. İkinci bir kapı var değil mi? Evet, ikinci bir zaten eşik var. Hani ilk önce bir adımınızı eşikten atıp da aşağı doğru bir girmeniz gerekiyor. Yani evet, hem çıkıp bir iniş yapacaksınız. Sonra ayrılıyor. Alan ayrılıyor, daha sonra işte girebileceğiniz alana giriyorsunuz. Şimdi bu kadar mahremiyet önemli ve ama bakıyoruz şeyin dediği gibi Vincent'ın Mahremiyetin Dönüşümü kitabında bundan bahsediyor. 1960 itibariyle diyor postmodern dünyada diyor mahremiyetin artık sonunun başlangıcı oldu diyor. Bir son ve yeni bir mahremiyet algısı oluştu. Özellikle de tabii ki dijitalle beraber. Şimdi bu mahremiyet algısını panoptik bir algı diyoruz. Panoptikon diyoruz. Panoptikon dediğimiz ne? Jeremy Bennett'in 19. yüzyılda 1800'lerde bir şey oluşturuyorlar. Hapishane modeli. Hı hı. Model şöyle. Yuvarlak bir daire düşünün. Hı hı. Evet. Bütün kapıları bir yere bakıyor ortaya. Ortada bir kule var. Bir kişi herkesi gözetliyor. Hmm. Ama biz buna çok yabancı değiliz. Biliyorsunuz bir dönem kanallarda şey vardı. Biri bizi gözetliyor. Hmm. Yani bunu sadece hapishanede gördüğümüz bir durum değil. Ama sonra bir felsefe olarak geldiğini görüyoruz. Evet. Aslında panoptikon demek bütünü gözlemlemek demek. Şimdi eskiden
hatta şimdi bile olsa camdan biri bizim evimize baksa şöyle gizliden çok rahatsız oluruz. Evet. Nasıl evimin içine bakabiliyorsun? Çok rahatsız hissederiz ki Efendimizin de böyle bir şeyi var, yaşanmışlığı var. Çok rahatsız oluyor. Hatta o kişiye nasıl böyle bir şey yaparsın dedikten sonra da böyle bir beddua ettiğini biliyoruz. Çünkü ev çok mahrem, çok özel bir alan. Mahrem kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani gözlerin bakışının kapandığı yer anlamına geliyor. Artık göz bakışının temas etmediği, hatta insanların eşlerine, hanımlara mahrem demesi de bu anlamda. Yani benim mahremim, artık ona, o çok benim özel alanım, ona kimsenin gözü değemez. Bu anlamda çok güzel bir kavram aslında. Şimdi burada daha sonra artık dijitalleşmeyle beraber yeni bir dönem başladı. Dijital panoptikon dönemi. Yani dijital panoptikon döneminde de ne oldu? Artık insanlar istediği her şeyi içerik olarak oluşturup işte 2.0 web tabanlı platformlarda paylaşıyorlar. Evet. Ve bu paylaşmalarında artık bir sınır kalmadı. Hani Büyük diyor ya, Yorgunluk kitabında Çünhal Büyük şey diyor. Yani öyle oldu ki hayatımızın aminleri layıklar oldu. Artık amin demek yerine biri sizi layıklıyorsa amin gibi hissediyoruz. Öyle bir anlayış var. Ve bu anlayış... Ya onaylanmış ve sevilmiş hissediyoruz hakikaten. Sosyal medya ve teknoloji, dijital mecraların bu kadar hayatımızda yaygınlaşması da mahremiyet algımızı çok değiştirdi. Çok değiştirdi. Hakikaten. İşte yani şey oldu, görünürlük çok ön planda oldu. Aynı zamanda da imajların dünyası. Artık her şeyi imajlar üstünden anlıyoruz. Evet. Şimdi bu dünyada aynı zamanda sineptikon denilen de bir anlayış var. Hani eskiden birkaç kişi ya da bir kişi gözetlerdi. Şimdi çoğunluğun azınlığı gözetlediği bir dünya yaşıyoruz. Daha öncesinde tarihsel sürece baktığımız zaman azınlıkların çoğunlukları izlemeye çalıştığı dönemler yerine artık çoğunlukların azınlıkları izlediği dönemler yaşıyoruz. Yani ve görülmekten de hiç kimse yani rahatsızlık duymuyor. Çünkü herkes... Artık insanlar kendileri sergiliyorlar. İstiyorlar. Görünür olmak ben, istiyorlar. Ben diyor ki beni görmeye çalış beni. Dolayısıyla hani şimdi burada şunu da ayırmak lazım. Mesela şu anda biz de görünürüz. Hani görünür olmayı bu kadar öncelemenin yanlış olduğunu söyleyip de görünür bir platformda olmak da o zaman bir tenakuz gibi anlaşılıyor. Ne amaçla ve niyetle olduğu Bu önemli. Çok önemli. Görünürlüğü doğru kullanmak çok önemli. Bugün mecburuz, dijital bir dünya. Ve bu dijital dünyada işte böyle bir panoptik bir mahremiyet algısı var. Şimdi biz burada işte aslında çok önemli, bu programın önemi, ki ben birçok programa katılmıyorum ama bunu çok önemli gördüm. Çünkü biz kaybetmeye başladık. En özel alanlarımızdan kendimizi soyutlamaya başladık. Bizim değil, başkasına mal ediyoruz özel alanlarımızı. Dolayısıyla bugün dijital bir panoptikon dönemi yaşıyoruz. Yani işte herkesin kendi içeriklerini paylaşıp da kendiyle alakalı seyre ve like'lamaya ya da dislike'lamaya bıraktığımız bir içerik dünyasından bahsediyoruz. Şimdi sürecin sonuna doğru geleceğim. Aynı zamanda modern dünya bireyi çok kutsallaştırdı. Postmodern dünya da bireye istediğini yapabilme hakkını verdi. Yani postmodern dünya dediğimiz bütün parçaları istediği gibi toplarlandığı bir felsefeden bahsediyoruz. Bu bakış açısı tabii ki mahremiyete zarar verdi ki Facebook'un kurucusu Zuckerberg açıldığı gün demişti ya, mahremiyet bitti ama gelecek mahremiyeti olanların dedi. Ben ilk duyduğumda Facebook'u ne alakası var demiştim. Yani nasıl bitecek? Mahremiyet alanlarımız niye bitsin? Facebook'a iki tane fotoğraf yüklemekle ne oluyor? Ama biz bugün anlayabildik ki neler olabileceğini, insanların ne problemler yaşayabileceğini. Şimdi sonuna geliyorum. Artık bugün modern bir çağ yaşıyoruz. Modern bir çağın dijital argümanları var ve her çağın kendine özgü kolaylıkları ve zorlukları var. Bugünün dijital platformları bizi çok rahatlattı. Birçok eğitimi, birçok şeyi bir parmak dokunuşuyla çok konforlu bir şekilde yaparken aynı zamanda kendi hayatlarımızın da pek sahibi olamamaya başladık. Dolayısıyla burada dijital dünyaya hakim olamadığımız zaman o mahremiyet alanlarımızı o da dijital dünyada kapatmaya başladı. Hani ben 1984'de okuduğum zaman George Orwell'ın şey demiştim. Ne kadar distopya yani. Hakikaten distopya. Yani ne olabilir diye düşünmüştüm. Böyle bir şey olabilir mi diye. Hani Büyük Brother herhalde görüyor.
Gerçekten büyük brother'a gerek yok. Küçük brother'lar. Hani bu telefonlardaki. Evet, küçük brother'lar. Little brother'lar. Her şeyimizi görüyor. Ve bizim artık ayak izlerimiz kumda değil. Dijital izlerimiz var. Dijital ayak izlerimiz var. Dolayısıyla bugün mahremiyet dönüştü. Artık bunun adına da hani dijital paneptikon çağı deniliyor ama aşikar mahremiyet diyoruz. Yani bazen de tanımlar iyi oluyor mu bilmiyorum, şu açıdan söylüyorum. Biz bazı şeyleri de tanımladığımız zaman iyi olabileceğini de düşünebiliyoruz. Yani bir çocuğa tecavüz eden kişiye, yani normalde bunu söylediğim zaman çok nefret, hiç hoşumuza gitmeyen bir şey oluyor. Ama pedofili deyince sanki bu bir masumlaşıyor. Hayır, aşikar mahremiyet masum olmamalı. Yani mahremiyet birazcık aşikar olmuş. Eskisi kadar sınırlı değil diye düşünmek değil de aşikar mahremiyetin bizim özel alanlarımızı alıp götürdüğünü unutmamak lazım. Evet, kısaca antik çağdan günümüze değerlendirdiğimiz zaman çok büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandı. Dijitalleşme ile beraber son 20 yılda özellikle sosyal medyanın hayatımıza çok aktif bir şekilde girmesiyle beraber artık bizim mahremiyet alanlarımız aşikar mahremiyet alanlarına dönüştü. Evet. Yani hocam tarihsel süreçte birçok değişime uğradı mahremiyet. Ama bu da bizi karamsarlığa götürmesin. Bazı algılarımız değişmiş olabilir. Mahremiyet durumlarımız değişmiş olabilir. Ama hala da farklı yapılacak şeyler var. Ve şu an evrilen mahremiyet algısına göre de Müslümanların, bizlerin yapabileceğimiz atılımlar evet. var değil mi? Evet. Yani şu an sosyal mecraların içindeyiz diye, bu kadar görünürüz diye aslında bitmedik. Özgürlüğümüz kısıtlanmadı. Sadece onu nasıl yönettiğimiz bizim için çok önem arz ediyor. İşte bugünkü program da işte o yüzden kıymetli. Şu an içinde bulunduğumuz dönem içerisinde sosyal mecralar, dijital mecralar bu kadar hayatımızdayken biz mahremiyeti nasıl koruyabiliriz? Bunu konuşalım inşallah bugün. Çok teşekkür ederim. Şöyle geçmişten günümüze bir algıda neler değişti. Onu da aydınlatmış olduk. Şimdi hocam az önce de başladık ya hani mahremiyet neden önemlidir? Özellikle çocuklarda mahremiyet eğitimi neden önemlidir diye. Mahremiyet eğitim ailede başlar dediniz. Özellikle mahremiyet eğitimi de ailede başlar. Ve anne karnında başlar dediniz. Nasıl başlar? Özellikle mesela mahremiyete dair kavramları algılayabilmesi için çocuklar için belli bir yaş skalası var mı? Yoksa doğduğu andan itibaren, anne karnından itibaren mahremiyet eğitimini direkt böyle başlıyor muyuz? Ne söylersiniz? Ya, mahremiyet eğitimi dediğimiz şey aslında aile için konuştuğumuz zaman bir yaşam şekli de. Siz o yaşam şekline oturttuğunuz zaman mahrem bir aile düzeni oluşturduğunuz zaman aslında korunaklı bir aile düzeni oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla da ailede anne karnında işte daha doğmadan önceki o duayla bir şekilde siz aslında mahremiyet eğitimine başlamış oluyorsunuz. Anne karnındaysa ufak tefek artık dediğimiz gibi gelen teknoloji, yaşam şeklinin farklılaşması bizi farklı kulvarlara sürüklüyor. Ve tabii biz o alanda hani çok eski ta Hammurabi'den, milattan önceden gelen bir mahremiyet algısı ve tutumu var. Ama günümüzde nasıl uyarlayacağız? Günümüzde yeni şeyler ortaya çıkıyor. O yeni şeylerde ben acaba şimdi burada nasıl bir mahremiyetimi koruyacağım? O mahremiyet kuralını nasıl oluşturacağım? Ya çünkü her koşulda yapılacak bir şeyler var değil mi? Her dönemde. Kesinlikle her dönemde, her dönemin bir mahremiyet aslında sınırı var. Nasıl yapabilirimin cevabı çok aslında kolay. Evet. Ama işte biz bunlar için birazcık daha belki dikkatlerimizi açmamız gerekiyor. Biraz daha özenli olmamız gerekiyor bu noktada. Bunun için de mesela anne karnında bebeğimiz var ve biz onun mahremiyetini korumak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Özellikle söyleyeceğimiz şeyler mesela şimdi ultrason çok çekiliyor. Mesela ultrason fotoğraflarını hemen böyle sosyal medyadan da paylaşılabiliyor ya da böyle herkese gösterilebiliyor. Mesela bu bizim tamamen bir mahremiyetimiz. O bebeğin mahremiyeti. Yani çok özel bir fotoğrafı, çok özel bir anı, o anne karnındaki bir hali. O halin her yerden paylaşılması, her yere götürülmesi aslında onun mahremiyetinde bir şeylik olmuş oluyor. Zarar vermiş oluyor. İlk önce mesela aklımıza bunu koyabiliriz. Bunu asla ve asla
yapmıyoruz. Bunun haricinde ne yapabiliriz? İşte dediğimiz gibi çocuğu böyle çok ortaya koyacak, anne karnının çok böyle ortaya koyacak. Çünkü onun yaşam alanı bizim karnımız. Evet. O yaşam alanını çok ortaya dökmek, çok ortaya yaymak da aslında onun mahremiyetine bir şey olmuş oluyor, zeval veriyor. Bunun haricinde mesela bizim geleneklerimiz de vardır. Nedir? Mesela anne ne yapmaz? Bir başkasının bahçesinden geçerken herhangi bir şey koparıp yememeye çalışır. Başkasının eşyasını izinsiz almamaya çalışır. Aslında baktığımız zaman o geleneklerimize orada hamilelikte bir mahremiyet eğitimi var bizim zaten kültürümüzde. Bunu orada görebiliriz. Neden? Çünkü hemen aman çocuğun işte bir yerinde leke olur diyerek böyle bir önleme, böyle bir korku mekanizması koymuşlar. Aslında orada çocuğa biz anne karnında neyi eğitmiş oluyoruz? Kimsenin eşyasını izinsiz elleyemezsin. Kimsenin bahçesine, kimsenin mekanına izinsiz giriş yapamazsın. Daha bakın o dönemde anne karnındayken biz anne kendini bu tür kısıtlamalarla yani bu tür terbiyelerle diyelim daha doğrusu doğru bir zemine çekmeye çalışıyor ve doğancak bebeğine de bir mahremiyet eğitimi vermiş oluyor. Hem de kendine o mahremiyet alışkanlığını oturtmuş oluyor. Bunlar hamilelik dönemi için böyle küçük böyle mahremiyet pratiklerine örnek olarak verilebilir. Evet. Peki mahremiyetten söz ettiğimiz zaman sadece sizin de verdiğiniz örneklerden yola çıkarak sadece beden mahremiyeti algılamamamız gerekiyor. Girişten beri ifade ettiğimiz üzere mekan mahremiyetinden sık sık bahsettik. İnsanın sınırı olmasından bahsettik. Tasnif yapacak olursak mahremiyet alanlarını nasıl tasnif edebiliriz, nasıl sıralayabiliriz? Aslında bunun için birçok sınıflandırma var, tanımlama var. Ama ben kendi çalışmamda da 2017 yılında aile ve sosyal politikaların oluşturduğu bir mahremiyet çalıştayı var. Bu çalıştayın sonrasında çıkan raporda mahremiyet 5 alanda ele alınmış. Bu 5 alanın birincisi bedensel mahremiyet, ikincisi duygusal ve düşünsel mahremiyet, üçüncüsü mekan ve eşya mahremiyeti, üçüncüsü dijital mahremiyet, zaman mahremiyeti diye şöyle özetle bir sayalım o zaman. Bedensel mahremiyet dediniz, mekan ve eşya mahremiyeti, duygusal ve düşünce mahremiyeti, dijital mahremiyet deminden beri ifade ettiğimiz mesele ve zaman mahremiyeti. Ya da dijitale bilgi mahremiyeti diyelim. Bilgi yani mahremiyeti. Dijitalden ziyade asıl literatürde bilgi olarak geçiyor. Sonradan eklenmiş onun alt başlığı dijital mahremiyeti. O zaman bilgi mahremiyeti olarak tanımlayabiliriz. Bugün bu 5 alanın da özelinde ne gibi hatalar yapıyoruz ki bu mahremiyet sınırlarını ihlal ediyoruz ve neler yapmamız gerekiyor? Bu 5 alan özelinde hepsini konuşmaya çalışacağız. Bedensel mahremiyeti hep böyle duyuyoruz. Özellikle son yıllarda olumsuz bazı haberler sebebiyle çocuk istismarları ve bedensel mahremiyetin önemi, çocuğun kendini tanıması ve özel yerlerini bilmesi ve koruması ve hayır diyebilmeyi öğrenmesi çok önemli. Ama bununla birlikte tabii ki mekan mahremiyeti de çocukluktan itibaren öğretilmesi ve ileriye taşınması gereken bir alan. Duygusal mahremiyet, belki hiç farkında olmadığımız ama duygusal olarak da sınırlarımızın ihlal edildiği birçok mesele var. Dijital mahremiyet zaten günümüzde artık hayatımızın bir gerçeği olduğunu Handan Hocam da ifade etti. Ve zaman mahremiyeti. Buna da farklı bir pencereden inşallah bakmaya çalışacağız. Mahremiyet eğitimi anne karnında başlıyor dedik. Ailede veriliyor dedik. Sadece mesela bazı aileler geniş aile olabiliyor. Anne baba ve ekstra geniş ailede büyük anne, büyük baba olabiliyor. Mahremiyet eğitimini özelinde kim vermelidir? Sadece burada sorumlu olan kişi anne mi olmalıdır? Yoksa anne, baba, büyük dede, büyük anne onların da sorumlulukları var mı? Önce birinci sorumlu kim? Bundan bahsedelim istiyorum. Aileden çıktıktan sonra artık okula başladığında kurumlar ve akrabalar, çevre nasıl etkili mahremiyet eğitiminde? Sonra da alanlara tek tek girelim. Handan Hocam siz ne dersiniz? Ben ilk önce şunu bir tasnifini de yapmak istiyorum. Tabii ki. Batı düşüncesine baktığımız zaman mahremiyetin bireyin özel alanının her türlü müdahaleden şey olması, güvence altında olması. Yani devletin koruması var burada. Evet. İslam düşüncesinde baktığımız zaman ise bireyin özel alanının dışarıya kapalı olması. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Batı düşüncesinde, kültüründe mahremiyet alanlarını devlet güvence altına alıyor. Ama İslam bireyi yetiştiriyor. Diyor ki alanlarını kendin belirle. Evet. O açıdan bizim
çocuklarımıza işte hocamın dediği gibi hamilelikle başlayan o varoluşsal sürecin ilk nüvesiyle beraber başlanan o eğitimin bir ömür boyu gideceğini biliyoruz. Hani Çinlilerin meşhur bir atasözü vardır ya, diyor ya bir çocuğun eğitimi 20 yıl, o çocuk doğmadan 20 yıl önce başlar. Hani annenin kendi eğitimiyle başlar. Gerek. Çünkü sizin alışkanlıklarınız neyse çocuğunuza da yansıtacağınız alışkanlıklar odur. Kesinlikle. Hani Naime'nin şey kitabı var, Ahlaki Açıklık kitabında şeyden bahsediyor. Ne kadar iyi olursanız olun diyor, kötü şeylere maruz kaldıkça kötülüğe alışırsınız. Bugünün dünyasında da biz bunu çok rahat görüyoruz. Hatta bununla alakalı yapılan nörolojik çalışmalarda da görüyoruz. Aynı nöronlar hani tabii, gördükçe kabul ve sıradanlaşıyor. Evet. Mesela şeyler hep denir ya, siz çevrenizdeki 5 kişinin ortalamasınız. Zeka olarak, her türlü olarak, ki ben mesela okullarda yaptığım çalışmalarda şunu soruyorum. Arkadaşlar diyorum, o TikTok'lardaki videodaki kişilerle normal hayatta olsanız görüşür müydünüz? O hani farklı içerikler. Aa yok hocam, asla görüşmez. Şimdi niye o zaman onlara bak? Eğleniyoruz. Şimdi eğlence biçimi de değişti. Hani burada şeyin çok beğenirim. Ruh ve Benlik kitabı var. Profesör, Avustralya bir profesörün. İsmini hatırlayamayacağım şu anda. O kitabında şeyden bahsediyor. Eğlence 18. yüzyılın insanı boş işlere sürükleyerek ana işlerden onu alabilmeye gönderdi, alışkanlık haline getiren bir sistematiktir diyor. Yani eğlence aslında eylemektir diyor. Hani şeyde de, Kur'an'da da geçer ya, el-hâki müttekâs, onlar oyalandılar. Evet. Arapçada le'ib, oyun şey demek, le'ib kelimesinin, el-hâ kelimesinin etimolojik kökü şey, değirmen, bilmiyorum gördünüz mü ama ben de görmedim, sadece müzelerde falan gördüm. O değirmen sürekli dönsün diye yeni ürün bir şey atamadıkları zaman çıkan ürünü verirlermiş ki değirmen hep devam etsin diye. İşte Kur'an'da el-hâ kökü bu anlama geliyor. Kendi kendini kandırmaca. Bugünün dijital dünyası, hani düşünün ki dakikada 4,5 milyon video izleniyormuş şu anda. Bir dakikada. Ve düşünün, bu akan görsellere muhatap olan genç, yetişkin, herkes muhatap oluyor. Ve o akan görseller bize maruz kaldığımız o durumlarla ilgili alışkanlık kazandırıyor. Dolayısıyla bunu ilk önce belirtmek istedim. Yani hakikaten Batı perspektifiyle İslam perspektifi arasında büyük bir fark var. Yani Batı sizi güvence altına alırken İslam size diyor ki sen sınırlarını belirle. Sen yaparsın diyor. Seni öyle yarattım diyor, değil mi Allah'a evet, Teala? Evet, senin fıtratında, çünkü hani bir söz vardır ya, çok severim. İnsanı ancak koruyabilecek tek varlık insandır. Tabii hani bu seküler bir söylem ama şöyle. Çünkü o donanımla Allah yaratmıştır. Ben kendimi sınırlarımı çizmedikten sonra benim sınırlarıma herkes müdahale edebilir anlamına gelir. Bu evde de böyledir, değil midir? Yani her konuda mesela diyoruz ya, bana, hayatıma çok müdahale ediliyor. Halbuki biz açtığımız için müdahale ediliyor. Biz o sınırı belirlemediğimiz zaman müdahale ediliyor. Dolayısıyla sınırlar aslında, mahremiyet sınırları, bizim varoluşsal bütünlüğümüzü koruyan sınırlar. Bu açıdan çok önemli. Şimdi gelelim. Mahremiyet eğitimiyle alakalı. Mahremiyet eğitimini kim vermelidir? Sadece anne mi sorumludur? Evet, burada şunu unutmayalım. Bir kere mahremiyet eğitiminden toplum sorumludur. Toplum olarak düşünebiliyor musunuz? Bir çocuk mesela buraya girdi, bu alana girdi. Şimdi annesi ne kadar müdahale ederse etsin, bizim mahremiyet sınırlarımız kadar sınır görecek. Evet. Dolayısıyla toplum sorumlu. Evet, ilk önce anne sorumlu. Bir ötesi geniş aile, hani o büyük aile sorumlu. Daha sonra komşular, artık komşuluk kalmadı bizde. Daha sonra artık dijital dünya sorumlu diyoruz. Ve toplum içerisindeki tavırlarımız bunu belirliyor. O yüzden bu anneyle başlıyor ama anneyle devam etmiyor. Süreç artık dijital dünyayla devam ediyor. Sanal dünyayla devam ediyor. Dolayısıyla orada görünenler görünür oldukça normalleşiyor ve annenin öğrettikleri de bir müddet sonra şey olabiliyor, teyit edilmemiş olabiliyor. Çünkü hani şey der ya, Piaget şey der, çok beğenirim onun o şeyini. Zihnimize gelen bir bilgi, eğer daha önceki bilgi şemamızla uyumlu değilse biz onu böyle düzenleyene kadar uğraşırız. Sonra baktık ki
hangisi hoşumuza gidiyorsa, hangisini teyit, hangisi daha çok teyit alıyorsa ne yaparız? Onu getirir şemamızda yeni bilgi olarak koyarız. O yüzden burada bilgi anneden akmıyor. Artık günümüzde birçok yerden çok hızlı bir şekilde akıyor ve bu da davranışa dönüşüyor. Dolayısıyla evet anneyle başlar ama topluma devam eder. Evet. Ve anneyle başlar. İkinci merhalede büyük aile çok önemlidir dedik. Tabii ki. Bugün bu konuları da detaylandıralım istiyorum. Çünkü anneler babalar çok titiz yaklaşmalarına rağmen maalesef evet, geniş aile ve akrabalar konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Onları kontrol edemedikleri için bu sefer çocukta mahremiyete dair yanlış oluşumlar olabiliyor. Olabilir, evet. O yüzden bugün bizi dinleyen muhakkak ki anneler arasında da aklına bu soru gelen de vardır. Ya ben dikkat ederim etmesine ama benim çevrem de dikkat etmesi gerekiyor diye. O yüzden aslında bugünkü program sadece anne baba ve eğitimcilere değil, tüm topluma hitap eden bir konu ve program diyelim. Peki o zaman tek tek mahremiyet alanları özelinde ilerleyelim. Şimdi şöyle hocam, bu mahremiyet alanları özelinde örnekler vererek ilerleyelim istiyorum. Yanlış davranışlar ve doğru davranışlar diye. Çünkü bir şeyi sonradan çözmek, yani bir problem yaşadıktan sonra çözmek daha maliyetli oluyor değil mi? Ama öncesinde bilgiyi almak, özellikle şu an bizi izleyen genç annelerimiz varsa, öncesinde doğru adımları atmak gerçekten sonrasında bizi çok daha karlı yapıyor. Bir parantez açabilir miyim? Açalım şimdi hocam. Şimdi siz söyleyince Dostoyevski'nin bir sözü geldi. Diyor ki yanlış trene bindiyseniz ilk durakta inin, yoksa maliyeti çok size fazla olur. Evet. Yanlış çok güzel bir şey. Hocam bizim de sözümüz vardır ya. Yanlışın neresinden dönersen kârdır diye. Ama tren belki metaforik olarak çok güzel. Güzel oldu. Eğer inmezseniz ilk durakta, her geçtiğiniz durak size maliyet ve zaman açısından zarar getirecek. Tabii ki. En başta da zaman açısından zamanımız evet, gidiyor. O yüzden hakikaten en başta nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak çok önemli. Hatta hiç anne olmamışlar bile bizi şu an izlesinler. Hani ifade ettiniz ya, bir çocuğun eğitimi doğmadan 20 yıl önce başlıyor diye, annenin eğitimiyle birlikte başlıyor aslında. Evet. O yüzden bugünkü paylaşımlarımızın hepsi bence altın değerinde. Kaçırmayın efendim diyelim. Şimdi bedensel mahremiyetle başlayalım. Ben tanımlayayım isterseniz. Tanımlayalım hocam. Bedensel mahremiyeti nasıl anlamalıyız? Özellikle dinimizde, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bizim sınırlarımız nasıl çiziliyor? Bedensel mahremiyete bakışımızdan bir girelim. Sonra da pratikte neler yapabiliriz? Esma hocamla devam ederiz. Buyurun hocam. Evet. Şimdi bireysel mahremiyet olarak da tasnif içinde geçiyor. Bireysel ya da bedenselden ziyade bireyseli biz daha çok kullanıyoruz terminolojide. Hı hı. Çünkü bireyin kendi özel alanının üzerindeki kontrol hakkı bu. Bu da tabii hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak. O yüzden bireysel mahremiyet diye ayırmayı ben daha Locke'un tanımını daha çok seviyorum. Yani tasnifini daha değerli buluyorum. Bireysel mahremiyet diyelim hocam. Evet, yani bedenselden ziyade öyle diyelim. Ama tabii Esma hocam haklı olarak hani bunu çocuk eğitiminde bedensel olarak bir parantez açmasında çok haklı buluyorum yani. Şimdi hocam bireysel mahremiyet dediğimiz zaman daha geniş bir alana girmiş oluyoruz. Aslında buradaki tasnif, hani bireysel mahremiyetin içerisinde bireysel bilgi mahremiyeti de var. Bireysel duygu mahremiyeti de var. Bireysel zaman mahremiyeti de ama var. Yani mesela kişisel zaman almıyor. Yok. Ben aile ve sosyal politikaların tasnifinden bahsetmiştim. O tasnife göre bu şekilde 5 alanda hani bedensel mahremiyet dediğimiz zaman da bir bireysel mahremiyetin içine giriyor. Zaman mahremiyeti de bir bireysel mahremiyet içine giriyor. Yani hem bireysel hem karşı tarafı, yani hem kendine hem karşı tarafın mahremiyetine saygı. Zaman olarak, beden olarak. Bireysel mahremiyet birçok mahremiyet alanını da kapsıyor. Ama özellikle bedensel mahremiyette. Ve psikolojik. Tabii ki bedensel mahremiyet özelinde, cinsel mahremiyet aslında. Burada mesela bizim sınırlarımız ne olmalı İslam dinine göre? Bir gün şunu söyleyelim bir. Tabii. Yani buradaki bu bireysel mahremiyet hocam, fizyolojik ve psikolojik olarak öyle açıklıyor bu konuda Wright falan. Diyorlar ki kişinin fizyolojik, yani fiziksel ve psikolojik olarak haklarının korunması. Böyle tanımlıyorlar. Belki bu batı literatürü olabilir. Bireysel yani, olarak. Ha, evet. Bireysel. Tabii. Yani biyolojik, psikolojik, toplumsal, hukuksal her yönüyle o bir alanı koruma hakkından bahsediyor. Şimdi bir kere Kur'an insanı biz yarattık diyor ve insanı muhatap aldık diyor. Bir kere Allah'ın kullarını muhatap almasıyla onlara çok özel bir mahremiyet alanı tespit ettiğini görüyoruz.
Bu tespit ettiği alanlardan bir tanesi nedir? İşte giyim, tesettür. Mesela bu konuda İhsan Fazlıoğlu Hoca'nın Sözün Eşiğinde kitabında çok güzel bir örnek verir mahremiyetle alakalı. Der ki elbise, hani her türlü elbise bizim bir mahremiyet sınırımızdır. Der ki benim bedenim buraya kadar. Hmm. Hani daha ötesi de kimse benim bedenimle ilgili görebilme hakkına sahip değildir. Sonuçta biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliğinde ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde ki Efendimiz'e hulukun azim diyor. Hani en muhteşem ahlak örnek olduğunu söylüyor. Ahzab suresinde de söylüyor. Usvetün hasene en güzel örnek onda buluyoruz. Ve biz burada bir Kur'an'ın çizdiği mahremiyet anlayışının ne kadar önemli, yani bireysel mahremiyet alanına ne kadar önemsediğini görüyoruz. Yani bakıyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların evlerine haber vermeden gitmiyor. Ya da giyim kuşamda mesela Hazreti Ayşe'nin bulunduğu bir yerde bir ama geldiği zaman Hazreti Ayşe'ye kendini düzenle diyor. Görmüyor ki diyor. Ama sen görüyorsun diyor. Başkasının görme alanından önce kişinin kendi alanını, özgürlüğünü çiziyor. Evet. Mahremiyet alanını çiziyor. Ve aynı zamanda Kur'an'da sadece tesettür değil mahremiyet alanı. Kur'an'da gözlerinizi bakmayın diyor. Harama bakma. Yani bir kere gözle başlatıyor. En önemli evet. Duyu organlarının ilkiyle başlatıyor. Ve gözünü haramdan koru diyor. Koru diyor, hem bakma diyor. Hem evet, haram olana bakma. Hatta bunun daha belki spesifik bir örneğini vereceğim. Bir dakika yerini bulayım. Taha suresinde. Orada mesela şey diyor. O develere bakma diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Halbuki Hazreti haram bir şey bakmıyor. Hazreti Ayşe diyor ki Allah Resulü kızıl tüylü develere çok böyle bakarmış. Hani bugünün avcıları gibi düşünmek lazım. Çok araba markasından anladığımdan değil. Hani bugün işte en jipleri mipleri neyse Efendimiz'e demek ki o günün konumunda olan kızıl tüylü develeri çok severek bakıyor. En popüler marka. Evet, en popüler marka. Ve o günden sonra diyor bir daha kızıl tüylü develere bakmadın. Haram değil aslında. Ama burada bir tasavvur inşası var. Çünkü mahremiyetin ilk alanı gözle başlıyor. Evet. Baktığınız an başka alanlara girmeye başlıyorsunuz. Ve başka alanlara girdikçe kendi alanlarınızda da o baktıklarınızı bulmak istiyorsunuz. Dolayısıyla tabii bunun bu başka yönleri, yani mesela bugün yapılan çalışmalarda evlilik boşanmaların %10'u gibi bir rakam veriliyor. Sosyal medyaya bağlanıyor. Çünkü görüyor ve kıyaslıyor. İşte benim eşim niye böyle yapmadı ya da biz niye böyle gezmiyoruz gibilerinde. Dolayısıyla ben evet uygulama açısından Esma Hoca'ya geçeceğim ama Kur'an bizim mahremiyet alanımızı şeyden başlatıyor, gözden başlatıyor. Evet. Diyor ki gözüne sahip çık. İlk önce bizim kendimize sahip çıkmamızı istiyor. Sonra başkalarının hayatlarına, diğerlerinin hayatlarına sınırlar yani onlara karşı da yani onların sınırlarına da saygı duymayı öğreterek böylece alan belirliyor. Ama bugün tabii yeni dünya düzeninde biraz da dayatmanın da olduğunu düşünüyorum. Özgürlük, mahremiyet, özgürlüğe yapılmış bir karşıt bir saldırı gibi algılanıyor. Halbuki mahremiyet bizi korumayla alakalı bir durum. Evet. Yani insanın istediğim her şeyi ortamda yaparım deme anlayışı bireyin özelini kamuya taşımaktır. Kamu dediğiniz şey, yer, herkese açık bir alandır. Halbuki özel dediğimiz alan herkesin girebileceği sınırların, yani girebileceği bütün alanların korunmuş şeklidir. Dolayısıyla Kur'an bize baştan sona baktığınız zaman giyimden, duyu organlarından ve aynı zamanda da tasavvur inşasında çok net bir mahremiyet alanı çizdiğini görüyoruz. Yani dinimiz bize o mahremiyet alanını çiziyor. Evet. Bizim de sadece aslında uygulamamız gerekiyor. Bu konuda ne yapacağım diye aslında kafamızda bir soru işareti olmasına gerek yok. Önce gözünüzü haramdan, duyu organlarınızı haramdan koruyun. Kıyafetinize dikkat sonra edin. Sonra kıyafetinize dikkat edin diyor. Peki, şimdi bedensel mahremiyet önemli. Dinimiz de bizi bu anlamda ikaz ediyor.
Şimdi son yıllarda dedim ya olumsuz bazı haberler alıyoruz diye istismar gibi, evet, çocuk istismarı özellikle. O yüzden ebeveynler de bu konuda dikkatli olmaya çalışıyorlar. Çocuklara özellikle cinsel bölgeleri konusunda eğitim vermek istiyorlar. Siz değerli eğitimin çalışıyorsunuz ve bu anlamda çocuklara dersler veriyorsunuz. Özel bölgeleri çocuklara nasıl anlatılmalı? Mahrem bölgelerle ilgili çocuklara nasıl bir eğitim verilmeli hocam? Evet, bu aslında çok önemli konulardan bir tanesi. Çünkü biz görüştüğümüz velilerimizde, evet, anne babalarımızda aslında bu konuda çok da büyük endişeler var. Hı-hı. Çünkü hani bir şeyler yapmak istiyorlar ama çocuklarda da travma oluşmasını istemiyorlar. Hani çocuklarda bir takım korku kalsın istemiyor. Ama bunun için ne yapabiliriz? Küçük oyunlar yapabiliriz. Çünkü çocuk deyince aklınıza gelecek olan şey oyun. Peki ben bunu çocuğuma oyunlarla nasıl anlatabilirim kısmına gidebiliriz. Evet. Aslında böyle biz bedensel mahremiyeti öğretirken çocuklarımıza özellikle özel bölgelerini, hani biz mahrem bölgesi daha dini bir kalıp oluyor ama hani literatüre baktığımızda bunu biz özel bölgeler olarak görüyoruz. Evet. Ve özel bölgelerimizi öğretirken özellikle çocuğun kendi bedeni üzerinden asla ve asla öğretmiyoruz. Birinci kuralımız bu. Evet. Bunun için kuklalar kullanabiliriz. İşte şu şekilde böyle kız çocuğumuzu, erkek çocuğumuza, kız, erkek gibi çocuk kuklaları oluşturabiliriz. Veya mesela bir büyük bir kağıdın üzerine çocuğumuzu yatırabiliriz mesela. Onun sınır kontürlerini çizerek, keserek böyle bir beden kuklası yapabiliriz. Çocuk onun üzerinde resimlerini, işte ağzını, burnunu, gözünü, elbisesini, her şeyini boyar ve hazırlar. Bu bir ön hazırlık. Daha sonra bunun üzerinden hadi bakalım şimdi nasıl ki biz sağlıklı olmak için bir şeyler yapıyoruz değil mi? Sağlıklı, daha rahat, daha güvenli olabilmek için neler yapıyoruz diyoruz mesela. Bedenimizde nerelerimiz var diye sorabiliriz. Nedir? Bedenimiz neler oluşuyor? Başımız, gövdemiz, kollar, bacaklar, ayaklar. İşte teker teker kuklanın üzerinde gösteririz. Evet. Peki bu işte başımızı korumazsak, hani dikkat etmezsek işte her yere çarpabiliriz değil mi? Evet. Ne yapıyoruz? Bunun için önlemler alıyoruz. Ya da mesela çok soğuk ne yapıyoruz? Soğuk, sıcak kıyafetler giyiyoruz. Kalın kıyafetler giyiyoruz ya da sıcakta daha ince kıyafetler giyiyoruz. İşte tehlikeli hareketlerden kaçınıyoruz bedenimize zarar gelmesin diye. Evet. İşte ama daha sonra çocuğumuza mesela böyle üzgün çocuk fotoğrafları gösterebiliriz. Peki bu çocuk niye üzülmüş olabilir? Hı. Sadece bedenimizin böyle başımız, kollarımız, bacaklarımız mı korumamız gerekiyor? Başka korumamız gereken yerlerimiz var olabilir mi acaba diye soruyla yaklaşabiliriz. Ve daha sonra bu soru üzerine hadi bakalım bizim vücudumuzda özel bölgelerimiz de var. Özel bölgelerimizi bizim iznimiz olmadan, rızamız olmadan birisi dokunursa, bu bölgelerimizi ellemek isterse, bu bölgelerimizden sevmek isterse, bu bölgelerimizle ilgili şaka, espri yaparsa veyahut da kendi özel bölgelerinden onu sevmemizi isterse, dokunmamızı isterse, gösterirse bizim asla ve asla ne yapmamız lazım? Hayır deyip hemen kimin yanına gitmemiz lazım? Güvendiğimiz bir kişinin yanına gitmemiz lazım diyerek çocuklarımıza göstermeliyiz. Bunun için de böyle mesela küçük bizim bir şeyimiz var. Hani özel bölgelerimiz peki oralar nereler dediğimiz zaman da dudaklarımız, göğsümüz, kalçamız, bacak aramız diye böyle bir küçük bir tekerlemimiz var mesela. Evet. İşte böyle bir kukla yapabilirsiniz. Sonra bunun şeyleri olur. Hadi bakalım nerelerdi sayalım deyip işte dudaklarımız deyip böyle yapıştırıp bunları yerine koyup mesela burada yapıştırılmış var. Sonra tekrar hadi bakalım şimdi sayalım neydi? Dudaklarımız, göğsümüz, kalçamız, bacak aramız deyip bu şekilde bir oyun haline getirebiliriz. Peki bu bölgelerimizden birisine bakmak isteyen olursa ne yapıyoruz? Hayır diyerek ellerimizi itiyoruz ve ne yapıyoruz? Hemen en yakınımızdaki en güvenli kişinin yanına gidiyoruz. Peki kim bu güvenli kişi? Hemencik bunu açıklıyoruz. Kim olabilir sence? En güvenli kişimiz kimdir diyebiliriz. Bunun üzerine de hani çocuğumuzla kendisi bulmasını çalışabilir. En güvendiğimiz kişi annemiz. O zaman hemen böyle bir çocuğumuza sarılabiliriz. Evet. Bu babamız olabilir. Ondan sonra anneannemiz, babaannemiz. Yakınımızda kim varsa dedemiz olabilir. Onlara koşabiliriz. Peki okuldayız. Annemiz, babamız yanımızda hiç kimse yok. O zaman kimin yanına koşacağız? O zaman ne yapacağız? O zaman kimin? Öğretmenimiz diyebiliriz. İşte böyle ondan sonra oyunlar yapabiliriz. Peki öğretmenimiz pedere öğretmenimiz olabilir. Rehberlik öğretmenimiz olabilir. Ve bunun haricinde mesela bir alışveriş merkezindeyiz. Ya da bir parktayız. Bir baktık etrafımızda tanıdık kimseyi göremedik.
ne yapacağız? Güvenlik kişi kim yanına gideceğiz? Hemen bir güvenlik görevlisi. Evet. Değil mi? Hani çocuklara bu şekilde güvenlik yerlerini öğretmemiz gerekiyor. Hı hı. Mesela işte peki çok en sevdiğin arkadaşın, canımız, ciğerimiz, kankamız, o hadi bakalım gel özel bölgelerimize bakalım dedi ya da kendisi göstermek istedi. Ne yapacağız? Hayır. Ne kadar da çok seversem seveyim arkadaşım ama bu konuda asla bunu yapamayız deyip hemen ne yapacağız? Yine güvenlik kişinin yanına gideceğiz. Şeklinde çocuklarımıza böyle pratik oyunlar yapabiliriz. Sonra bunun biz oyununu yapıyoruz. Çok da eğleniyoruz. Mesela burada yapabilirim herhalde. İnternet üzerinden böyle benim bedenim bana ait, bedenim bana aittir diye bir şarkı var mesela. Çocuk şarkısı bu. Bedenim bana aittir diye girdiğiniz zaman internetten bulabilirsiniz. Mesela o şarkıyı çocukla çalıp, mesela evde kardeşler hele varsa birlikte dans edebilme oyunu yapabiliyorsunuz. Mesela annenin görevi şu oluyor. Size diyor ki mesela kollar birlikte dans edilecek diyor. Kollarını çocuklar birleştiriyorlar ve bu şekilde. Eğer kardeş yoksa siz kendiniz çocukla birlikte yapabilirsiniz. Kollar, kafalar birleşecek diyoruz. Mesela kafa diyoruz, kafalarını birleştirerek dans ediyorlar. Hı. Ondan sonra bir de özel bölge istiyor diyorsunuz. Ondan sonra mesela dudak dediniz. Ondan sonra yapmaları gereken şey hayır deyip hemencik işte bir koltuğa atlamak ya da bir işeye gitmek. Hocam diye. Burada bir virgül koyalım. Çok güzel ilerliyoruz. Hakikaten hem önce tanıtmak gerekiyor sonra da nasıl tepki vermesi gerektiğini de öğretmek kesinlikle gerekiyor. Çok güzel noktalara temas ediyorsunuz ama bir kısa araya gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından tekrar sizlerle olacağız. Mahremiyet eğitimini konuşmaya devam ediyoruz efendim. Bizden ayrılmayın. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aile çatısında bugün çocukluk döneminde mahremiyet eğitimini konuşuyoruz. İki değerli konuğum bizlerle birlikte. Doçent Doktor Handan Yalvaç Arıcı ve eğitimci yazar Esma Budak hocalarımız. Aradan önce bedensel mahremiyetten bahsediyorduk. Oradan devam edelim ama ben sizin kitabınızı bir izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Çocuk diliyle biricik peygamberim, hocalarımızın ortak çalışması. Bir çocuğun dilinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı anlatılıyor. Çok güzel bir kaynak edinmek isteyenler için ben de burada göstermek istedim. Ve bununla birlikte Handan Hocam'ın bir kitabı daha var. Sahabelerin dilinden Değerler Eğitim diye sahabelerle birlikte. Onu da edinmek isteyenler edinebilirler. Hocamız bu anlamda çok güzel çalışmalar yapıyor. Özellikle yaz tatili geliyor, çocuklara ne okutacağım diye düşünen ebeveynler varsa sizlere iki güzel öneri olmuş olsun. Ve konumuzda kaldığımız yerden devam edelim. Bedensel mahremiyeti konuşuyorduk. Özellikle çocuklara özel bölgelerin tanıtmanın öneminden bahsettik. Ve oyunlar eşliğinde nasıl anlatabileceğinizi aktardınız. Ve özellikle o bölgelere bir dokunma müdahale olduğunda yabancılar tarafından nasıl tepki vermesi gerektiğini, hayır dokunma, İlk hemen güvenilir insana haber vermesi gerektiğinden bahsettiniz. Dilerseniz oradan devam edelim bedensel mahremiyet eğitiminden. Daha sonra diğer alanlara da ilerleyelim istiyorum Esma Hanım. Mesela böyle kendimize böyle tablolar oluşturabiliriz. Buraya çocuğumuzun ortaya resmini koyabiliriz. Burada farkındaysanız bir kalkan var. Evet. Yani biz mahremiyet eğitimini yaptıkça, dikkat ettikçe etrafımızdaki kalkan büyüyecek, genişleyecek. Bunun için de mesela mahremiyetle alakalı hareketleri, davranışları yazıyoruz. Kalkanın her şeyi mesela bugün, yarın, ertesi gün bir haftalık böyle bir çizelgeler hazırlayabiliriz. Her yaptığımız gün bu kurallara uydukça boyayacağız. Her yaptığımız gün boyayacağız ve daha sonra kalkanın nasıl, mahremiyet kalkanımızın nasıl açıldığını, bizi nasıl koruduğunu bu şekilde çocuk görsel olarak da görmüş olacak. Evet. Mesela burada benim çalışmayı yapmış arkadaş çocuklarımızdan örnekler var. Evet. Mesela bakın yaptıkça, uyguladıkça yapmış. Mesela birkaç günü boş farkındaysanız sonra çocuğumuzla bunu konuşabiliriz. Diyebiliriz ki bak görüyor musun? Aa bak şu günlerde bu hareketi yapamamışız. Mesela neymiş? Giyinirken yardım izni almak ve özel bölgelere bakmamak. Demek ki çocuğumuzu giydirirken biz ondan izin alınmamış ve izinsiz bir şekilde ya da böyle çok özel bölgelerine dik bakmamak, hani gözlerimizi kafamızı yanına çevirmeden, pek dikkat etmeden hareket etmişiz. O zaman ne olacak? Buralar kalkanımız görüyor musun? Yamalı yamalı. Burası açık olmuş. Buradan daha rahat zarar görebiliriz değil mi? Bundan sonra daha çok dikkat edelim. Her tarafı bak buralar gibi sapasağlam olsun diye. Mesela böyle hareketlerimize dikkat edebiliriz. Tabii bu örneği verince hemen önemli de bir noktaya temas etmiş olduk.
Çünkü biz çocuklarımızın hani mahremiyetini oluşturacağız ama nasıl oluşturacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Özel bölgelerini özellikle çocuklarımızın altını açarken, onları giydirirken biz ancak onlara yardımcı olabiliriz. Yardım ederken de böyle çocuğu çok ulu orta her yerde giydirmek, herkesin yanında çıplak bir şekilde bulunmasını kesinlikle önlememiz gerekiyor. Evet. Ve çocuğumuzu bak şimdi seni giydiriyorum ya da bebekse bak şimdi altını temizleyeceğim, rahatlayacaksın, rahatlaman için seni temizliyorum, altını açıyorum diyerek söyleyerek bunu işlemi yapmak ve yaparken de çok böyle özel bölgelerine çocuğun direkt böyle bakmamak. Evet. Giydirirken biraz daha büyüdüğünde mesela bu çok daha net bir şekilde onu tuvalette temizliğini yaparken şimdi sana yardımcı olmak için yanındayım deyip söyleyip kafanızı hafif yana çevirerek temizlemek. Direkt böyle bakmamak. Evet. Bunu ebeveynler dahi böyle yapmamalı diyorsunuz. Kesinlikle. Ama biz toplumda maalesef çok yanlış davranışlarla karşılaşabiliyoruz. Maalesef. Özellikle burada cinsiyet de çok ayrım yapılıyor. Erkek çocuklarında erkektir bir şey olmaz deyip toplu insanların olduğu bir ortamda altın değiştirildiğini görebiliyoruz. Kesinlikle. Kız çocuklarında böyle bir hassasiyet var. Başka bir odaya gidiliyor ama erkek çocukları çok rahat bir şekilde davranılıyor. Hatta bunun daha da abartısı var. Yani çocuklar çırılçıplak bir şekilde bir evin içinde koşturabiliyorlar. Böyle görüntülere maruz kalabiliyoruz ve bununla birlikte çok sağlıklı bir uygulama var sünnet gibi ama biz bu uygulamayı dahi çok kötü bir şeye çekebiliyoruz. Mahremiyeti zedeleyecek duruma getirebiliyoruz değil mi? Veya başka çocukları bir anda hepsini banyoya koyup yıkayabiliyoruz. Evet. Ve bunun gibi aslında farkında olmadan ebeveynlerin ve çevremizin yaptığı birçok hata var. Halbuki siz diyorsunuz ki bir anne olarak dahi çocuğun altını değiştirirken o bölgeye bakmamak, saygılı bir şekilde adımlara haber vererek onun da bir birey olduğunu farkında olarak yaklaşmak gerektiğinden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Bunu çocuklarımıza özellikle bu beden hepimize emanet. Evet. Hani daha çok biz bedensel mahremiyetle ilgili çocuk kitaplarına da baktığımız zaman da bu beden benim, bedenim bana aittir başlıklarını görüyoruz. Evet bu beden bizim, bu beden bize bizim kontrolümüzde. Evet. Ancak şurada bir şey kayması olabiliyor. Buna dikkat edelim yalnız. İstediğin mesela bu beden benim, istediğim dokunabilir şeklinde bir ifade var. Burada bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü burada şu çocuğuz. Sevilmeye ihtiyacımız olabilir, duygusal boşluğumuz olabilir ve o an yani o sevgi hissiyle mesela özel bölgemize dokunulması ilk başta bizim hoşumuza gidebilir. O çocuğun hoşuna gidebilir. Çocuk da buna izin verebilir. Ama daha sonrasında bu bir istismara ulaşabilir. Evet. İşte en baştaki o izin vermiş ve hoşuna gitmişlik var ya, daha sonrasında çocuk bunu yaşadıktan sonra bunun sorumlusu benim, ben izin verdim duygusuna kapılarak kendini iyice suçlu hissedebilir. O yüzden biz burada bu beden bize emanet, bu emanetimizi en iyi şekilde koruyabilmemiz gerekiyor ve ne yapmamız gerekiyor? Bu özel bölgelerimize annemiz babamız dahi olsa, en sevdiğimiz arkadaşımız, dostumuz, kankimiz dahi olsa, amcamız, dayımız, kim olursa olsun asla ve asla dokunamaz. Evet. Bu hayırı net bir şekilde koymalıyız. Ancak burada doktorlar için bir özel bir parantez açıyoruz. Sadece doktorlar, o da ebeveynlerimiz yanımızdayken bizi muayene etmek amacıyla vücudumuzu elleyebilir, dokunabilir. Onların gözetiminde, onun haricinde asla ve asla hiç kimse dokunamaz konuşmasını yapmamız gerekiyor. Ve konuşulursa da ne yapacağız? Dediğimiz gibi güvenilir kişiye gideceğiz. Şimdi burada bu çok önemli. Bir dediğiniz gibi çocukların özellikle özel bölgeleriyle alakalı espriler bizim kültürümüzde çok maalesef var. Bu daha anneanne babaanne jenerasyonunda daha fazla görülüyor. Onlar için de mümkün olduğunca bu noktalarda mesela dikkati dağıtmak, sohbeti değiştirmek. Aa bak işte çocuğumuza işte şurada şu vardı gelir misin şuna bir bakalım mı deyip ortamdan çekmek gibi eylemlere geçmemiz gerekiyor. Bir de özel bölgelerimizle alakalı bir de şunu söyleyebiliriz. Mesela aynı yatakta, aynı örtünün altında uzun süreli bir şekilde asla ve asla kalınmaması gerekiyor. Burada da yine iki kardeş hemcins de olabilir, ayrı cinsler de olabilirler. En yakında olabilir, en uzağı da olabilir. Kim olursa olsun uzun süreli
aynı yatak altında, kapalı alanlarda bırakmamak gerekiyor. Çünkü ten tene değdiği zaman bir takım uyarılmalar olabiliyor. İşte beyinde hormonlar salgılanabiliyor, farklı duygular gelişebiliyor ve sonuçta istemediğimiz bu istismar dediğimiz olaylara kayabiliyor. Önlem her şeyin başında gelir. Çok sevdiğimiz bir canımızın bir sözü vardı. Bir olay başınıza gelmediği zaman, gelme olasılığı %1'dir ama başınıza geldiğinde %100'dür. Yani her şey bitmiştir artık. Ya bu %1 aman benim mi başım, bu nereden olacak, olur mu öyle şey dediğimiz şeyler. İşte bu başımıza geldiği zaman %100'dür ve kaçarı yoktur. O yüzden de yapmamız gereken şey bunlara müsaade etmeyelim. Farklı örtüler alalım. Çocuğumuzla beraber yatmak mecburiyetinde uzun süre kaldığımız zaman. Kardeşler arasında yine böyle olabilir. Bir de dediğiniz gibi en önemli şeylerden bir tanesi de banyo olayı. Evet. Çocuklarımız böyle birlikte banyo yapabiliyorlar. Hı hı. Annelerimiz belki kolaylık olsun, belki oyun olsun, biraz rahatlık olsun diye böyle hep birlikte kardeşler, kuzenler belki banyoya girebiliyorlar. Hı hı. Banyoda yıkanabiliyorlar. Özel bölgeleri açık bir şekilde. Bu da asla ve asla olmaması gereken. Çünkü bu da bir oyun. Nihayetinde bir de oyunlaştırıyoruz bunu. Oyunlar hep biliyorsunuz hoş kalır insanın zihninde. Farklı mecralara kayabilir. O yüzden de çocuklarımızı banyoda mümkün olduğunca tek başlarına yıkıyoruz. Eğer mecbur kalırsak da o zaman dediğimiz gibi özel bölgelerin kapalı bir mayo, bir bikini gibi hani böyle bir özel bölgelerin kapalı olduğu kıyafetlerle banyolarını yaptırmamız gerekiyor. Evet. Dikkat etmemiz gereken noktalar var ama bunlar o kadar zor şeyler değil yani. Ufak tefek şeylere dikkat Kesinlikle. Ettiğimizde çok büyük maalesef şeylerin önüne geçebiliriz. Çok büyük şeyler yaşanabilir dikkat etmediğimiz zaman. Ama dikkat ettiğimizde de çok büyük sonuçların önüne geçebiliriz. Bir de cinsiyet farkından bahsettim ya. Özellikle kız çocuklarına çok dikkat ediliyor ama erkek çocuklarına maalesef dikkat edilmiyor diye. Handan Hocam siz ne dersiniz bu konuda? Ya burada da ailelere bir uyarı niteliğinde olsun. Nasıl biz hem erkeklere hem kadınlara gözlerinin haramdan korunması dinimiz tarafından tavsiye ediliyorsa, biz kız çocuklarını çok mahrem görüp koruyabilirken niçin erkek çocuklarını korumuyoruz? Bu aslında tabii ataerkil ailelerde birazcık da erkeğin güçlü olduğunu cinsel kimlikle göstermenin bir tezahürü olarak bunu görüyoruz. Evet. Tarihsel süreçte var. Aslında bu İslam'da yok. Yok. İslam'da böyle bir sünnet anlayışı da yok. Hani çocukların sünnet olmasından bahsettiniz de videoya çekiliyor. Efendim videolar yayınlanıyor, yemekler veriliyor falan. Hani özellikle bu radikal feministler çok karşılar ya İslam'daki sünnet düğünü olayını. Halbuki İslam'da yok yani. Bu bizde daha sonradan gelişmiş. Evet evet şamanizmden gelmiş bir alışkanlık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada erkek ya da kız çocuğu diye bakmak çok yanlış. Her çocuğun kendine ait mahremiyeti var. Hı hı. Biz çocuklarımızın bebek de olsa mahremiyet bilinciyle onlara yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü o çocuklar birey olduklarında bedenleri kendilerine emanet ama birey olana kadar bize emanet. Evet. Dolayısıyla biz emanete hıyanet edemeyiz ki yakın bir zamanda oldu. Çok uzakta değil ama ne zaman okudum hatırlamıyorum. Avrupa'da bir çocuk. Ailesi işte erkek çocuk böyle Facebook'ta falan çıplak fotoğraflarını paylaşmış. Mahkemeye verdi ve hak tazminat. Yani tazminat istedi. Çünkü siz benim dedi varoluşsal bütünlüğümü zedelediniz. Hı-hı. Ve aileye ceza verildi. Bu aslında Batı toplumunda da olan bir şey. Yani İslam toplumunda yok böyle bir şey. Hı-hı. İslam toplumunda cinsiyetin mahremiyeti aynı şekilde iki taraf için de geçerli. Hocam önemli bir şeye temas etti. Ben de aynısını düşünüyorum. Bedenler hani şimdi böyle bir klasik bir söylem var ya benim bedenim ister açarım ister kaparım benim bedenim. Halbuki bizim diye bir şey yok. Bizler bu bedenler bizim emanetimiz. Emanetçi olduğumuz şeyleri hakkında da böyle tasarrufta bulunabiliriz diyemeyiz. Evet. Evet, emanet bilinciyle yaklaşmak gerekiyor. O sorumluluk bilinci olması gerekiyor. Bedensel mahremiyet konusunda son bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Sevgi meselesi. Çocukların özel alanlarından sevilebileceği algısı var maalesef. Evet. Yine bu toplumsal bir şey aslında kültürümüzde getirdiğimiz hatalardan bir tanesi. Çocukların özel mahrem alanlarını öğretiyoruz ama anneannesi dedesi oralardan öpmek, sevmek isteyebiliyor değil mi? Evet. Burada nasıl bir zarar veriyoruz mahremiyet algısına çocuğun? Yani nihayetinde burada o bölgelerden sevebilir algısı oluşuyor ve bunu bir başkası da yapabilir. Hı hı.
de oluşuyor. Yani evet, nihayetinde sevilebilecek alanlardan bir tanesi de o bölgelermiş gibi bir eğitim alıyor. Evet. Ve daha sonra da istemediği bir yere gidiyor. Çocuk sevgi dilini, çünkü herkesin bir sevgi dili var. Biraz bu sevgi dili tamam fıtraten herkes de farklı olsa da bir aileden de gelen bir sevgi kültürü var. Hı. Ama biz ailede bunu yaparsak sonra ne olacak? Bir başkası, tanımadığı birisi de ona aynı sevgi dilini kullandığında ne var ki? Bu gayet doğal bir şey olarak algılayacak ama sonrasında sonuç bir istismara gidecek. Yani çocukta normalleştiren de aile aslında. Tabii. Dikkat etmek gerekiyor. Ve şeyi de sormak istiyorum hocam. Mesela böyle sevgiyi abartarak seni ısırırım, işte yerim gibi sevgi sözcükleri var ya, bunlar da aslında parantez aşkım gibi. Aşkım kelimeleri. Bunlar da mahremiyete zarar veren yaklaşımlar. Kesinlikle. Burada bizim yaptığımız çalışmada gördüğümüz şeylerden bir tanesiydi. Onu da söylemek istiyorum. Mesela çocuklarına bu özel bölgelerine isim verilmesi de vardı. Mesela işte çiçeğim diye mesela seviliyor oraya, bölgeye. İşte mercimek falan deniliyor gibi. Böyle değişik değişik isimler. Bu tür isimler vermek de aslında son derece yanlış. Neden? Çünkü mesela mesela çiçek ezilir ya da çiçek kırılırsa ya da çiçek solarsa ne olur? Bir daha telafi olur mu? Olmaz. Evet. Olmaz değil mi? İşte çocuk da Allah korusun herhangi bir istismarla karşılaştı, bir duruma girdi. Ne oldu? Çiçek ezildi, çiçek kırıldı. Bir daha geri dönüşü olmayan bir duruma girmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla böyle isimlendirmelerden kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Direkt hani dediğimiz gibi bacak arası, özel bölgemiz yani gibi kelimelerle hani direkt tıbbi isimler kullanılarak söylenilmesi ve yaklaşılması uygun görülüyor. Bu da çok önemli konulardan bir tanesi. Burada bir parantez açmak istiyorum. Buyurun. Beden imgesini de bozmuş oluyoruz çocuğu. Yani bedenin bedenine ait organlara farklı imgelerle çocuk yaklaşıyor. Bu da o zaman onu nesne bir hale getiriyor. Bir nokta daha var. Bir de babalarımız özellikle kız çocuklarını kabullenemeyebiliyorlar. Mesela o benim kızım, o benim çocuğum. Ya ne var canım, ben onu sevemeyeceksem ya da ben ona dokunamayacaksam, çekineceksem kime şey yapacağım gibi. Çocuğun büyümesini kabullenememe gibi bir durum olabiliyor. Bir sahiplenme şeyi oluyor. Rastladığımız bir durum. Bu noktada da hani babalarımız tabii ki çocuklarımızı rahatlıkla sevebilirler, sarılabilirler. Ama çocuk da zaten rahatsız olduğu zaman orada kenara çekilebilmeli. Ve dediğimiz gibi bu özel bölgelere dokunmaması gerekiyor. Bir de mesela yaklaşımda da ne var canım, ben senin babanım hani gibi de yaklaşmamak gerekiyor. Çocuk çekiniyor demek ki, orada bir şeyleri fark ediyor. Aslında bununla ilgili de bir sorun vardı. Aslında şöyle bir sorun var. Çocuklar bazen başkasının bedenini merak ediyor. Annesine sorabiliyor, oyunları. Babasına sorabiliyor artık merak zamanlarında. Buradaki ebeveynin yaklaşımı da çok önemli değil mi? Aman yok, merak etme, yasak, ayıp, günah demek çocukta nasıl bir algıya sebep oluyor? Gereksiz. Yani çocuğun daha çok merakını körüklemekten başka bir şey değil bu. Bir de hani açıklanamayacak hiçbir şey yok ki. Hepimizin bir bedeni var. O bedende de bir takım organlarımız var. Nasıl gözümüz var, görüyoruz. Burnumuz var, kokluyoruz. Hani özel bölgelerimiz de var. Özel bölgelerimizden de tuvaletini yapabiliyorsun. Değil mi? Hani bunu açıklayarak çocuğa konuşulduğu zaman bunların hani aslında gayet doğal bir organ olduğunu, özellikle aslında hani bu noktada biraz daha hani biraz bilgi mahremiyetine giriyor ama yani kesiştiği bir noktası var, ama özellikle ergenlik döneminde çocuklarımız için bu konu çok daha da bariz olabiliyor. Kız çocukların da menstrual dönemine girmesi, evet, hemen bunda utanılacak ve ortada konuşulamayacak bir konuymuş gibi ya da birilerinin onlarla bu konuda dalga geçmesi. Niye burada dalga geçilecek bir şey yok. Aslında bu bedenimizin son derece doğal döngülerinden bir tanesi. Evet. Ve bunu ağza almak, bununla dalga geçmek sadece bunu dalga geçeni komik duruma düşüren şey. Evet, yani aslında çok doğal bir durum. Evet mi? Çok doğal. Çocukların, niye buna gülüyorsun ki demek gerekir. Bu yaşadıkları da doğal, merakları da doğal. Ebeveynler olarak da bunu fark edip ona göre yaklaşmak lazım. Evet. Ama terbiyesiz bunu nasıl merak edersin? Ayıp günah boş versen değil de mantıklı açıklamalar yaparak çocuğun o andaki merakını gidermek yeterli böyle bir durumda diyebiliriz o zaman. Böyle kapatalım o zaman bedensel mahremiyet meselesini. İnşallah zihinlerdeki sorulara cevap olmuştur diyelim. Tabii ki ekranda gördüğünüz numara üzerinden sorularınız varsa bizlere iletebilirsiniz. Yayın devam ettikçe ben de uzmanlarımıza sorularınızı iletiyor olacağım.
bir noktada bir şey de söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Özellikle biz çocuklarımızı severken biraz annelerde, babalarda bu son dönemlerde daha fazla bir şey var. Sevgiyi dudaktan dudağa öperek yapmak var. Bizim yaptığımız çalışmada da bunu anlayan velilerimiz olmuştu. Geri dönenler olmuştu. Dudaktan dudağa çocuklarımızı öperek sevmeyelim. Yani dediğim gibi bu da mahremiyet olarak onlara yanlış bir algı veriyor. Zararları da var. Çok fazla hani yani neticede mikrop geçişi sağlıyor, farklı şeyleri de var. Hani sağlık olarak da mahremiyet kuralı olarak da çok uygun bir davranış değil. Özellikle bundan da kaçınmamız gerekiyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle bu eğitimde biz şunu çok gördük. Mesela çocuklar özel bölgelerini sayarken ailelerine biz hani bu bahsettiğimiz dudaklarımız, göğsümüz, kalçamız, bacak aramız diyerek öğrettiğimiz şeyi anneleri onları severken anne ensemi de öpme, boynumu da öpme gibi tepkiler verildiği görülmüş. Bu da bize şunu çıkarttı. Aslında özel bölge dediğimiz şey vücudumuzun her yeri. Rahatsızlık hissettiğimiz hiçbir noktadan hiç kimse bize dokunmamalı. Yani bu özel bölgeler kesinlikle ama çocuğumuzun boynu, bölgeleri, ensesi bu noktalarda da bacaklarına da dokunmasından rahatsızlık duyuyorsa orada biz de kendimizi frenle basarak geri çekmeliyiz. Evet. Ya işte ebeveynler bazen çocukların emanet olduğunu unutup da sahibi olduğunu düşünebiliyor. Tabii ki bunu böyle söylemiyor ama algımızda böyle bir şey var. Çocuklar benim çocuğum diye. O yüzden de hiç izin almaksızın öpmek, sevmek, sarılmak ve onun bedeniyle ilgili de tasarrufta bulunmak istiyoruz. Ama onların da bir birey olduğunu ve kendi bedenleriyle ilgili tasarrufların kendilerine ait olması gerektiğini unutmamamız bize gerekiyor. Bize de emanet oldukları. Ve emanet olduklarını aslında gerçekten mottomuz çocukların bizlere emanet olduğunu unutmamamız gerekiyor. En önemli nokta belki de emanet bilinciyle yaklaştığımızda da bu davranışların birçoğunu da yapmayacağız. Hatalı davranışların ve nasıl davranılması gerektiğini, eğitimin nasıl olması gerektiğini de en titizlikle öğreneceğizdir. Çünkü emanet bilinci çok başkadır değil mi? Evet. Yani kendimizden daha önemlidir emanet olan. Birisi bize bir eşyasını emanet ettiğinde ne kadar titizlikle yaklaşırız. Evet. Evlatlar da bize Allah'ın emaneti. Evet. Bu şekilde bakmak gerekiyor. Peki buradan artık mekan ve eşya mahremiyetine girelim. Sınırlardan bahsediyoruz. Mahremiyet deyince sadece beden mahremiyeti değil, sadece cinsel mahremiyet değil dedik. Mekan ve eşya mahremiyeti de var. Özellikle hocam ifade ettiniz ya evimiz en mahrem yerimizdir diye. Sanırım burada da o konuya giriyoruz. Mekan mahremiyetiyle ilgili siz bir giriş yapın dilerseniz. Sonra da pratikte neler yapabiliriz? Esma Hocam'la devam ederiz. Evet, mekan mahremiyeti dediğimiz bireyin içinde bulunduğu ev, iş yeri yahut da içinde bulunmadığı ama buna mukabil yakınlık ilişkisi olan her mekana biz mekan için mekansal mahremiyet diyoruz. Hani bugün her ne kadar evleri birazcık daha böyle görsel bir alana çevirmiş olsak da fiziksel anlamda yine yoğunluğu bizim için devam ediyor. Hani Hanne Arendt'ın İnsanlık Durumu'nun kitabında şey vardı. Ev öyle bir özel yerdir ki ayağın altındaki sağlam mekandır. Onu alıp çekerseniz hiçbir güvenecek yeriniz kalmaz diye bir şey vardı, ibaresi vardı hatırladım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu nasıl bakılıyor? İlk önce bir buna bakalım. Kur'an'da Bakara Suresi 189. ayette şey diyen geçiyor. Evlere min zuhuriha evlere pardon min ebvabiha evlere kapılarından girin. Şimdi evet. Bu ayetin biraz önü de var. En önü ki hani şeyleri, hilalleri sorarsınız. Oraları geçiyorum ama burada şu çok önemli. Kur'an diyor ki evlere kapılarından girin. Mesela birçok insan bunu anlamıyor ama Arap kültüründe yok çünkü kapıdan girme. Özellikle hacca falan gittikleri dönem ihramlı olan insanlar kapıyı çalmazlar. Direkt arka taraflardan, pencerelerden falan giriyorlar. Evet. Ve bunu da böyle bir güç gösterisi olarak, prestij olarak sunuyorlar. Ama Kur'an hayır böyle bir şey yok diyor. Evlere kapılarından girmeyi ortaya koyduktan sonra Nur Suresi 27. ayette de Bismillahirrahmanirrahim ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten gayre buyutikum hatta testenitu tu ve tusallimu ala ehliha zalikumullahu zalikumullahu hayrun lekum lealekum tezekkürün diyor. Yani şey diyor bu tamam olduğu için okudum ayeti. Ey iman edenler izin almadan
kendi evlerinizin dışında bir eve giriş yapmayın. Ve aynı zamanda da girdiğiniz eve selam verin. Yani çünkü oldu ya, açıldı kapı. Yine girme. Yine de bir selam vermen gerekiyor. Bunu bir düşünseniz buna ne kadar hayırlı olduğunu bilirsiniz diyor. Dolayısıyla Kur'an mekan mahremiyetini evin dış kapısından başlatıyor. Ve o dış kapıyla beraber ev herkes için namahrem alan. Sadece kişinin kendisi için mahrem alan. Dolayısıyla insanın bütün özeline dair yaşadığı o alan Kur'an'a göre mahrem alan. Ve biz bugün sosyal medyadan evimizin en özeline kadar çekip paylaşmamızı caiz olmadığını da anlıyoruz. Yani bizim çünkü evimizin en özel alanları. Eşimizle sohbet ettiğimiz, çocuğumuzla sohbet ettiğimiz bize ait özgür alanlar. Dolayısıyla bu alanlara sadece ve sadece izinsiz insanın kendisi girebiliyor. Kimse giremiyor. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladığını biliyoruz. Ki o dönem Efendimizin tabii böyle kapılar yok, perdeler var. Böyle perdeleri açıp girenlere de tepki gösterdiğini biliyoruz. Hı hı. Çünkü evin mahremiyeti evin dış kapısından başlıyor. Özellikle biz bunu Osmanlı döneminde bu mahremiyet alanları o kadar ilerlemiş ki şey görüyoruz. Mahallede bir ev varsa karşı tarafa dükkan açma izni vermiyorlar. Niye? Çünkü evin insanları ola ki kapı açılır, karşıda da gelen gidenler çok kişi olur. Rahatsız olacakları bir şekilde karşı karşıya gelmesinler diye. Evet. Ve bu mekan sadece, bu da önemli, bizim iş yerimiz ve evimiz değil. Kendi yakınsal olarak iletişimimizin olduğu yerlerin de bize ait mekanlar olduğunu unutmamak lazım. Yani benim şu anda bulunduğum şu mekan da benim için mahrem alanım. Bana ait özel alanım. Aynı zamanda çalıştığım okuldaki yerim de her ne kadar orada olmasam da bana ait mahrem alanım. Yani kimseye açık değil, bana ait özel alan. Kur'an da burada bize hep zaten şey diyor, evlere kapılarından girmek ve izinle girmek ve selam vermek. Böyle bir adab çerçevesi getiriyor ki o günkü geleneksel Arap toplumuna. Bugün de burada bunu da şey yapmak lazım. Sosyal medyada da evlerimizle ilgili bir şey paylaşıyorsak bunu da çok dikkatli paylaşmamız gerektiğini ifade etmek lazım. Evet, kesinlikle çok önemli. Her konuda dijital mahremiyete gidiyoruz bedensel de yani. Mekanda. Çünkü en çok ihlal eden alanlardan bir tanesi. Dijital mahremiyeti sağlayamadığımız için diğer alanlarda da mahremiyeti sağlayamadığımız çok oluyor. Peki mekan ve eşya mahremiyetinde eğitimden bahsedelim. Yaş gruplarına göre mahrem alan nasıl öğretilebilir çocuklara? Mahremiyet alanımız bizim aslında bedensel bir mahremiyet dedik ama bu bedensel mahremiyetinde bir sınırı var değil mi? Yani ona, size yaklaşılacak bir mahremiyet alanını kavruyoruz. Mahremiyet alanı bedenimizin de içinde bulunduğu bir alan olmuş oluyor. Evet. Mesela kişilerle bir araya geldiğimiz zaman bedensel bir mesafemiz de vardır. Bu mesafeyi korumak da bir mahremiyet alanıdır. Evet. Aynı zamanda bizim çalışma yattığımız odamız, yatağımız bir mahremiyet alanıdır. Çalışma masamız bir mahremiyet alanımızdır. aynı zamanda odamız, evimiz, bu gitgide böyle büyüyen bahçemiz, mahallemiz, şehrimiz, ülkemiz diye bir ve dünyamız, hatta galaksimiz bile diyebiliriz. Bu mahremiyet alanımızda da bu kadar büyüdüğünde de dikkat etmemiz gereken, onları da korumamız gereken, orada da sağlıklı bir mahremiyet ilişkisi kurmamız gereken alanlar olduğunu görüyoruz. Bunun bu eğitimi de çocuklarımıza nasıl verebiliriz? İlk önce böyle bir evden başlayalım isterseniz. Mesela burada bizim bir şeffaf evimiz var. Böyle bir şeffaf ev biz çocuklara gösteriyoruz. Bakın burada bir ev var ve ben bu evden nereden bakarsam bakayım. Seni işte nerede yatak odasında anneni babanı görebiliyorum. Senin yatak odanda ne yaptığını görebiliyorum. Banyodasın, gördüm diyebiliriz. İşte bak, bak şunu yedin, ne kadar yediğini sayıyorum, lokmalarını sayıyorum. Ya da oturduğun bak televizyonun izliyorsun, ne izlediğini gördüm. Laptopun neredeymiş, oyuncağın, sakladığın oyuncağın neredeymiş. Her şeyini görebiliyorum. Böyle bir ortamda rahat edebilir misin? Evet. Kendini nasıl hissedersin? Mesela deyip, mesela gece oldu, gece bizi kimler görür? Burada mesela gözler var. Böyle bir gözleri alıp böyle dolaştırsak. Ondan sonra seni
İşte karşıdaki ev görüyor mu? Karşıdaki ev, sokaktan geçenler görür mü? Sokaktan kimler geçer? Kimler görür? Kendini nasıl hissedersin? Gibi böyle bir etkinlik yaptırıyoruz. Ve daha sonrasında da çocuklarımıza peki bunun olmaması için ne olması lazım? Evimizin neleri olması gerekiyor? Bir, değil mi? Mesela bir drone bile geçse, bir kuş bile geçse her şeyimizi görüyor. O zaman biz buna ne yapalım? İlk önce bir çatı koyalım diyoruz. Çatılar ekliyoruz. Burada öğrencilerimize yapıp bitirmiş olduğumuz başka bir onu göstereyim. Duvarlar ekliyoruz ve sonra aynı şeyin üzerine koyduğumuzda bakalım. Ne oldu? Şimdi drone'la geçtikleri zaman bizi görebiliyorlar mı? Göremiyorlar. Peki mesela duvarlar var. Odadakiler birbirlerini görebiliyorlar mı? Bizi yatarken dışarıdan geçenler, karşıdaki burada bakarsınız komşularımız vardı değil mi? Komşularımız bizi görebiliyor mu? Bak hiçbir ev hiçbir şekilde görünmüyor gibi. Aslında kapılarımızın, pencerelerimizin neden kapalı olması gerektiği ne bu şekilde çocuklarımıza anlatabiliriz. Peki hadi gel ne yapalım? Bir karar verelim. Bundan sonra evimizi daha rahat bir yaşanır hale getirmek için ne yapalım? Odalarımızın kapılarını kapatalım. Herkes görmesin. Sokak kapımızı kapatalım. Herkes bizim evimize rahatlıkla girip çıkmasın. Pencerelerimizde geceleri ne yapalım? Perdeleri çekelim. Gündüzleri tülleri çekelim. Dışarıdan geçenler her şeyimizi rahatlıkla görmesin. Biz de evimizde rahatlı ve huzurlu bir şekilde yaşayalım diyebiliriz. Ve daha sonra böyle kendimize şeyler, yeşil ışık, kırmızı ışık, trafik lambaları çıkarabiliriz. Ve evimizin mesela nereleri genel hepimizin kullanabileceği, nereleri özel odalarımızdır, özel yerlerdir. Mesela soralım neresidir bizim özel evimizdeki yerlerden bir tanesini söyleyelim. Banyolar değil mi? Evet. Banyolara biz paldır küldür içeri girebilir miyiz? Giremeyiz. O zaman ne yapıyoruz? Kırmızı ışıklı olanı alıp banyonun kapısını asıyoruz. Ve ne yapacağız? Ya da oraya girerken kapıyı tık tıklayacağız. İçeride kimse var mı? Girebilir miyiz diyeceğiz. Modern dünya bizim ev stillerimizi değiştirdi. Burada en büyük sıkıntılardan bir tanesini yaşıyoruz. Çünkü eskiden biliyorsunuz tuvaletler ayrı, banyolar ayrıydı. Ama şimdi Atatürk'ü tuvaletlerle birlikte banyoların içine tuvaletler girmiş oldu. Evet. Dolayısıyla şimdi özellikle bir de çocuklarımız küçükse daha küçük diyoruz. Daha anlamıyor, bilmiyor diyerek o tuvaletini yaparken bizler rahatlıkla içeri girip banyoya girebiliyoruz. Banyoda kardeşi, ablası girebiliyor, dişlerini fırçalayabiliyor, yüzünü yıkayabiliyor. Banyoda işlerini yapıp çıkabiliyor. Çocuk orada tuvaletini yapıyor. Oysa burada ne oluyor? Mekan mahremiyeti ihlali gerçekleşmiş oluyor. Evet. Çünkü orada özel bir şeyini yapıyor. Bizim orada ne işimiz var? Ama biz bunu dediğim gibi gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde çok dikkat ediyoruz diyen velilerimizin birçoğu mahremiyet eğitimini gerçekleştirdikten sonra bir de baktılar ki çocuğumuz birden hayır ben buradayım içeri giremezsin diyerek tepki göstermeye başladı. Artık bizi asla tuvalete sokmuyor, banyoya sokmuyor diye bilgiler gelmeye başladı. Hı hı. Demek ki farkında olmadan biz bunu yapmıyoruz. Çünkü o çocuk orada banyoda tuvaletini yapıyor, başka bir şeyini yapıyor ve biz içeriye girip çıkıyormuşuz. Evet. Bunlar ortaya çıktı. Evet dikkat etmemiz gereken şey birisi oradaysa biz asla sıramızı beklemeyiz, kapıyı çalmalıyız. Aynı şekilde banyoda bu şekilde sonra yatak odalarına gelelim. Evet. Yatak odalarında ne yapabiliriz? Yine yatak odaları özeldir. O zaman yine kırmızıyı çıkarıp o yatak odalarının kapılarına yapıştırıyoruz. Ve oraya da girerken ne yapıyoruz? Kapıyı tık tıklıyoruz. İçeri girebilir miyim diye izin isteyerek giriyoruz. Neden dediği zaman? Çünkü özel bölgeleri görünebilir. Değil mi? Şeffaf evde yapmıştık. Belki özel bir eşyası vardır. Görülmemesi gereken bir eşyası vardır ortada. Biz paldır küldür zaman içeriye girdiğimiz zaman bunlarla karşılaşabiliriz. Görmesini istemediğimiz şeyleri o kişinin görebiliriz. Dolayısıyla biz onun bu özel alanına saygılı davranmalıyız. Kapıyı ne yapmalıyız? Tık tıklamayız. Müsait misin? Müsaitsen girebilir miyim? Evet. Şimdi burada ebeveyn yaklaşımı da çok önemli hocam. Yani ebeveyn çocuğun kendi odasına girerken tıklıyorsa veya o lavabodayken lavaboya girmiyorsa çocuk da annesinin ve babasının davranışından bunu örnekliyor aslında. Kesinlikle. Bazen sadece söylemek yetmiyor. Mahremiyet eğitimi dediğimiz zaman bir müfredattan oluşan şunları 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 yapmalısın çocuğum. Evet bu etkinlikler çok güzel onun zihnine oturması için. Mutlaka ebeveynlerimiz denesinler. Ama en başta ebeveyn örnekliği.
hakikaten çok önemli. Yani sen ne kadar anlatırsan anlat, çocuğun mekan mahremiyetini işgal ediyorsan, değil mi? Sınırlarını işgal ediyorsan, odasına paldır küldür giriyorsan, o lavabodayken paldır küldür giriyorsan, sen o çocuktan senin sınırlarını ihlal etmemesini bekleyemezsin. Bu konuda bir mesel verebilir miyim? Tabii. Meşhur Sazman'ın Yengeç diye bir kitabı var. Kitabın ilk sayfalarında şöyle bir şey geçer. Bir tane yengeç yürüyor, anne yengeç. 3-4 tane de yavru yengeçler yürüyor. Anne ara ara dönüyor. Aman dikkat edin, düşersiniz. Aman yanlış gitmeyin. Şöyle sağa bakmayın. En son bir tane yavru yengeç diyor ki, ya sen yürü işte. Sen nasıl yürüyorsan biz de öyle yürüyoruz diyor. Sonuçta anneyi takip ediyor. Burada bir şey eklemek istiyorum. Churchill'in bir sözü geldi aklıma. Der ki, biz mimariyi belirleriz. Mimari de bizi belirler. Evet. Bugün mekan mahremiyetinin bu kadar ihlalinde belirlediğimiz mimarinin çok önemi var. Değil mi hocam? Mesela kesinlikle. Bugün evlerde artık perdelerin kalkmış olması, bütün bizim mimaride camlarımızın camdan olması, her tarafın, her yerin görünebilir bir alan haline gelmesi. Hatta İmam Gazali'nin bir kitabı var, Gökyüzüne Bakmanın Faydaları diye. Okunduğunuzu da tavsiye ederim. Orada şeyden bahsediyor, işte gökyüzüne bakmanın insanı ne kadar genişleteceğini, işte o derinleştireceğini. Biz bugün gökdelenlerden gökyüzüne bakamaz hale gelmiş. Betonların içinde kala kala da mahremiyet sınırlarımızı çok daha merhametsiz bir sınırlar içine almaya başlamışız. O açıdan mahremiyet giderse merhamet de gidiyor. Saygı da gidiyor. Birçok şeyin de gittiğini unutmayalım ama çevreyi biz belirliyoruz. Churchill güzel söylemiş. Onu, o da sonra bizi belirliyor. Evet, evet. Gerçekten öyle. Hakikaten. Peki çocuğun özel alanını oluşturmak meselesine gelelim. Evet, çocuğun işte odasına, tuvalette dikkat edeceğiz. Odasına girerken izin alacağız ama çocuğun özel bir alanı olduğunda onu hissettirmemiz gerekiyor. Çünkü belli bir yaşa kadar çocukların çok fazla özel alanı oluşmuyor. Devamlı anneleriyle birlikte oldukları için, hatta çoğu zaman annelerin odasında uyudukları için kendilerine dair özel alan algıları pek oluşmuyor. Ama küçük yaştan itibaren annesini ve babasını anlayabilmesi için onun için özel alan oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela işte bir çekmecesi, bir kutusu olabilir ve kendine ait eşyaları oraya koyabilir veya oyuncaklarını. Ve oradan bir şey istediğinde de anne baba işte kutundan şunu verebilir misin, sana ait biliyorum ama rica etsen verebilir misin gibi yaklaştığında çocukta da onu hem annesine babasına hem çevresine, arkadaş grubuna, okulda arkadaşlarına yaklaşımını etkiliyor, destekliyor. Bunun gibi mesela özel alan olarak neler oluşturulabilir, örnek verecek olursak? Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Aslında bebeğin ilkten başladık ya, onun bir özel alanı var. Yani baştan beri hani onun her seferinde yanına yaklaşırken şimdi şunu yapacağım diyerek yaklaşmak bahsettik ya, aslında o özel alanı ona belirlemiş ve vermiş oluyoruz. Daha konuşamazken, daha anlatamazken şimdi altını değiştiriyorum, şimdi yemeğini yediriyorum diye seni o yüzden yaklaşıyorum, şimdi seni temizlemek için elliyorum dediğimiz zaman aslında bu özel alanı ona vermiş oluyoruz. Bunun bir sonraki aşamasında da işte hani çocuğu giydirirken ki dikkat ettiğimiz davranışlar, herkesin arasında giydirmemek, hadi gel şimdi şu kapımızı kapatalım, burada giyinelim. Ben senin giymene şimdi yardımcı oluyorum. Sen büyüdüğün zaman bunu tek başına yapabildiğin zaman ben burada olmayacağım. Sen bunu tek başına yapabileceksin. Şimdi yapamadığın için ben sana yardımcı oluyorum. O yüzden buradayım. Dediğimiz zaman zaten ona bir özel alan oluşturmuş oluyoruz. Ama hani daha buna dediğimiz gibi eklemeler yaptığımız zaman işte mesela onun iç kıyafetlerinin olduğu bir çekmece. İşte onun hani burası senin çekmecen. Şimdi kıyafetlerini oraya koyabilirsin, oradan alabilirsin. Mesela iç çamaşırını değiştirecek ya da kıyafetlerini değiştirecek. Çekmecende de bunları oraya koyabilir misin? Ya da hani şimdi çekmecenden alıp getirebilir misin? Burası senin özel çekmecen diyebiliriz. Kıyafet çekmecelerinden, dolaptaki kendi dolabından başlayabiliriz. Mesela orası onun özel alanı. Odasına girerken dediğimiz gibi kapıyı çalmak, yatağına yanına gelebilir miyim demek. Bir parantez açabilir miyim hocam? Bu da önemli. Her evin, hani biz şimdi tabii çok kent soylu bir yaklaşımla bakıyoruz. Çok modern hayatlar üstünde. İnsanların evlerinde tek çekmece de olabilir. Evet. Burada önemli olan bir çekmecenin çocuğa ait olması değil. Hani anneyle de bir çekmeceyi, kardeşiyle de, abisiyle de, beş kardeşle bir çekmeceyi kullanabilir. Ama onun alanının ne olduğunu ona göstermek.
Yani o çekmece içerisinde. Yoksa hani her yerde de bu kadar konforlu hayatları olduğunu düşünmemek tabii, lazım. Yani tabii ki ona hocam. Göre... Zaten o duyguyu verebilmek için hani ben de girişte ifade ettim ya, tek bir kutu bile olabilir. Bu senin kutun gibi. Sadece o sınırları olduğunu ve kendi özel alanı olduğunu hissetmesi için çocukta. Ve başkalarının da özel alanlarına saygı duyabilmesi için önce kendi özel alanının farkında varması gerekiyor. Değil mi Esma? Burada özel eşyalardan sınırları başlatabiliriz. Hani dediğim gibi mesela size, senin özel eşya nedir? Kıyafetinin bulunduğu bölüm. Hani burada biz hani çekmece dedik, dolap dedik. Artık orada evinizde neresi ya da o şartlarınız neyse, ama önemli olan onun o eşyasının olduğu yer. O bölüm ona ait. Ve o eşya ona ait. O bıraktığı yere, koyduğu yerden alabilir. Oraya kimse dokunamaz. Yani diğer bir kardeş gelip de onun eşyasını elip alamaz. İhtiyaç duyuyorsa ya da paylaşmak istiyorsa izin ister. Bu şekilde yapılabilir. Bir de Uygu, siz şey demiştiniz, yatakların ayrılması aslında çok önemli bir konu. Evet. Aslında çocuklarımızla biz bebekken bu yatak ayrımı olayına geçmek gerekiyor. Biz bebeğin hani daha çok bebek ağlıyor, bebek durmuyor, bebeğin anneye ihtiyacı var, ayrılamıyor gibi düşünüyoruz. Ancak aslında yapılan araştırmalar bebeklerle yatakların ayrılamamasını annenin ona duyduğu ihtiyaç, duygusal ihtiyaçtan kaynaklandığını gösteriyor. O bebeğin teninde hissetmesi, tenine temas etmesi anneyi daha güvenli, daha iyi hissettiriyor ve bebeğin yanından ayrılmasını istemiyor. Dolayısıyla bebeğinden uzaklaşmak da zaman alıyor. Oysa bunu bir an önce gerçekleştirmek gerekiyor. Daha bebekken, işte 40 günlükken yatakların ayrılması gerekiyor. Ve daha sonrasında da hemen odaların da mümkünse ayrılması gerekiyor. Dediğimiz gibi mesela Peygamber Efendimiz zamanından Handan Hocam örnek verdi. O zamanlar böyle konforlu, böyle bir yıl odalarla evlerde yaşanmıyordu. Ne yapıyorlardı? Bir perde çekiyorlardı. En azından odamız yoksa, Handan Hocam'ın dediği gibi, ne yapabiliriz? Hemen geceleri çekebileceğimiz bir perdenin olması, bir sınırın olması, onun orada ayrı, sizin burada ayrı yatmanız gerekiyor. Şimdi bazen çocuklar gerçekten bırakmak istemiyor ebeveynleri. Öyle durumda ne yapması lazım ebeveynlerin? Uyuyana kadar en azından yanında mı kalmalı mesela? Bunun aslında bebeğin yani ya da çocuğun diyelim yataktan ayrılması için belirli prosedürler var. Bunu hani birçok PDRC arkadaşımız da söylüyorlar. Ama burada annenin ve babanın kesin kararlı olması çok önemli. Siz çocuklar ilk önce gözlerimizden, artık her gözümüzdeki ufacık bir yıldızı, ufacık bir umudu çocuk görür. Çünkü bizim gözlerimizi çok iyi okur. Çünkü bebekken konuşamazdan itibaren bize ilk iletişime geçtiği yer gözlerimiz. Bizim içimizde ufacık böyle bir ay kıyamıyorum böyle tamam dayanamayacağımı çocuk gördüğü anda ısrarı devam ettirir. Evet. Ama biz burada kararlıysak hayır bu senin için, benim için, ikimiz için de en önemlisi, en iyisi, en sağlıklı olanı. Bunu yapmamız lazım. Hadi gel bakalım deyip onun yatağına getirip ilk başlarda elini tutabiliriz. İlk ninniler söyleyebiliriz. Masal anlatabiliriz. Uyumasını kolaylaştıracak, sakinleştirecek. Ve belki biraz o odasına lavanta yağı, lavanta kokuları yatağına, yastığına koyabiliriz. Rahatlamasını sağlayacak. İlk başlarda dediğimiz gibi ellerini tutarak, sonra teması kesip yatağın kenarında oturarak, bekleyerek. Daha sonra da artık uyku vakti geldi deyip yani böyle kademeli kademeli kesme yapıyoruz. Sonra da artık odanın alanın dışına çıkarak onu uykuya bırakabiliriz. Ama burada üçlü aşama yapıyoruz. Birincisi ilk önce onunla konuşuyoruz. O duygusal güveni veriyoruz. Ben senin her zaman yanındayım diyerek ve daha sonra da ilk önce dediğimiz gibi elimizi eline tutabiliriz. O karnının üzerine koyabiliriz. Yavaş yavaş çekilebiliriz. Sonra o süreç bittikten sonra sadece yatağın kenarında oturarak sonrasında da o süreçten sonra üçüncü sürede artık yatağını bırakıp dışarıya çıkarak. Bu şekilde yavaş yavaş kademeli olarak çocuğu yalnız yatmaya alıştırabiliriz. Zaten bebekken yapılıyorsa böyle bir şeye gerek kalmıyor. Yani o bebekken daha çok küçükken ilk 6 ay içerisinde odalar ayrılabiliyorsa zaten bir daha öyle bir istekte de bulunmuyor çocuk. Evet. Çünkü kendine ait bir mekanı olduğunu biliyor. Evet, kesinlikle. Bu konuyla ilgili bir merak edilen mesele de var. Hatta seyirci sorusu gelmiş. Onu da şimdi sorayım isterim. Hocam az önce bahsetti.
Anne sütü çok önemli diyorlar ve 2 yaşına kadar çocuğumu emzirdim. Şimdi bırakmakta çok zorlanıyor. Bu durumda mahremiyet bilincini nasıl geliştirebilirim çocuğumun demiş izleyicimiz. Bu mahremiyet bilinciyle alakalı bir şey değil. Bu duygusal bir durum. Hı hı. Yani çocuk şu anda annesinden o emmeyle alakalı davranışıyla beraber bir alışkanlık oluştuğu için o alışkanlığın yavaş yavaş düzenlenmesi gerekiyor. Daha sonrasında mahremiyet. Çünkü şu anda hani anne emzirme süresi içerisinde annenin göğsü çocuk için mahrem bölgedir. Hı hı. O açıdan arkadaşımız burada nasıl yavaş yavaş emzirme davranışından, uzak alışkanlığından yavaş yavaş nasıl ayrılacaklarını öğrenmesi gerekiyor. Bunun dışında mahrem zaten ikisinin mahremidir o. Evet. Peki inşallah cevap olmuştur. Burada buyurun hocam. Bir hani bu emzirme kesmeyle alakalı bir mevzu ama hani burada küçük böyle hani birazcık da pratik örnekler de vererek de hani belki ona da cevap vermeye çalışalım. Mesela burada ilk başta çocukla konuşmak çok önemli. Kesme döneminin 2-3 ay evvelinden hatta evvel planladığınız kesme döneminden 3 ay öncesinde en az çocuğumuzla konuşmaya başlıyoruz. Diyoruz ki artık hani nasıl ki mesela biberonda süt içirebilirsiniz değil mi? Biberonda gösterirsiniz. Bak bunun biberonun sütü bitti değil mi? Şimdi içsen de gelir mi? Gelmez. Benim de sütümün biteceği bir zaman var. Evet. Artık o zamana yaklaşıyoruz. Yani çocuğu hazırlamak. Ondan sonra bak şu kadar zaman kaldı artık iyice azaldı bitiyor diye onu hatırlatmak. Bu işte artık kalmadı. Artık biz seninle bunu öpmeyeceğiz ama birbirimize sarılabiliriz. Ben seni her zaman çok seviyorum. Sen bana yine hissetmek istediğinde gelip sarılabilirsin. Gel yine sarılma yapalım. Evet, sarılmaca oynayalım. Duygusal olarak hazırlanalım. Duygusal hani bu şekilde yaklaşarak böyle konuşarak ona yardımcı süreci kolaylaştırabiliriz. Bir de mekansal ve eşyasal dediniz ya bu bir alışkanlık. Nasıl yapabiliriz? Biraz önce nasıl böyle haftalık tablolar yapmıştık? Yine böyle evinizde haftalık tablolar yapabilirsiniz. Mesela burada nedir? İşte cep telefonu, bilgisayar, çanta, oyuncak, giysi, kırtasiye malzemesi, günlük not defteri böyle bunların resimlerini asabilirsiniz. Sonra da haftanın altına işte bu, izinsiz dokunuldu mu buna? Hiçbirini de izinsiz elemedik. İzinsiz elenmeyen her güne bir çiçek resmi yapmak, kalp resmi yapmak artık istediğiniz ne varsa yaparak ve daha sonra ooo bakar mısın bütün hafta bütün özel eşyalarımızı mahremiyet kurallarını harika bir şekilde yerine getirmişiz. O zaman ne yapalım? Hadi yeni bunu bir kutlayalım. Belki bir mısır patlatıp birlikte bir şeyler yiyebilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz, sevdiği bir şey yapabilirsiniz çocuğunuzun. Aynı zamanda mesela perdeler noktasında yapılabilir. Mesela perdeleri gece kapatmak çocuğun görevi olabilir. Gündüz açmak, tülleri kapamak annenin görevi olabilir. Hadi bakalım bir sen bir ben hem görevini yaptı hemen işaret koyalım yerimize diye. Neden? Evimizin mahremiyetini koruyalım. Kimse bizi rahatsız etmesin, güvende olalım. Hadi bakalım diyerek bu şekilde bir etkinlik çocuklarımızla yapabiliriz. Hem de verimli zaman geçirmiş oluruz çocuklarımızla. Aynı zamanda da mahremiyet kurallarında hem biz hem de onlar alışmış, iyice oturtmuş oluruz. Evet. Hocam çok güzel örnekler veriyorsunuz hakikaten ve işin özetinde şunu geliyoruz sanki çocuklara her şeyi güzel bir şekilde ifade etmek, mantığını anlatmak aslında çocuğun her şeyi kabul etmesini de sağlayacak. Yani anlattıklarımızı kabul etmesini ve uygulamasını da sağlayacak. Sadece aynen. Onun bir birey olduğunu ve yaklaşırken de tane tane anlatmamız gerektiğinin farkında olmamız gerekiyor ebeveynler olarak. Süremiz daralıyor. Duygusal, düşünsel mahremiyet ve dijital mahremiyet var. Zaman mahremiyeti var. Konularımız da var. O yüzden biraz daha hızlı ilerleyelim. Duygusal ve düşüncesel mahremiyet nedir? Özellikle bilgi mahremiyeti buraya mı giriyor? Sır dediğimiz bir mesele var. İyi sır, kötü sır. Bunlar ne demektir? Bunları biraz açalım isterim. Şimdi önce bilgi mahremiyetinden mi gidelim? İkisini bir arada alalım. İkisini bir arada alalım hocam. Süremiz kısıtlı evet, çünkü öyle şu anda. Şimdi bilgi mahremiyeti dediğimiz şey nedir? Bireyin kişisel verilerinin özellikle günümüzde tabii çok daha bu önem arz ediyor. Toplanması, saklanması ve aynı zamanda da açıklanmasıyla ilgili her türlü durumun bireyin kontrolü altında olması. Evet. Buna biz bilgi mahremiyeti diyoruz. Biraz sonra duygusal ve düşünsel mahremiyete de geleceğim. Hatta isterseniz zaman mahremiyetini de alabilirim. Bence şöyle yapalım hocam. Son 5 dakikamız evet, şimdi rejiden bana seslendiler. Tanımlarını yapmayalım ve özellikle hatalardan bahsedelim tamam. Burada ve nasıl davranılması gerektiğinden. O zaman şöyle yapalım. Mesela bilgi mahremiyeti olarak iyi sır var, kötü sır var. Çocuklarımız sır tutmayı öğrenmeli ama hangi sırları tutmalı? Bir dakika tutmalı? Bilgi mahremiyetinde daha çok o duygu ve düşünce mahremiyetinde onun iyi sır, kötü sır diyoruz. Tamam.
zaman. Bilgi mahremiyetinde de mesela bu konuda hemen Kur'an'dan bir örnek vermek istiyorum. Tabii. İstersen şey yapabiliriz. Kur'an bize Tahrim Suresi 3. ve 4. ayetlerde çok net bir şekilde söylüyor. Diyor ki efendim kimsenin sırrını vermeyin. Aile sırrınızı kimseyle paylaşmayın. Aynı zamanda Hucurat Suresi 12. ayette ve la tecessüsü diyor. Kimsenin bilgilerini araştırmayın. Dolayısıyla insanların bilgilerini araştırmamamız gerekiyor. Evet. Ve aynı zamanda da bizim öğrendiğimiz bilgileri paylaşmamamız gerektiğini çocuklarımızla biz de o bilinçte olmamız gerekiyor. Evet, buyurun. Günahımızı bile paylaşmamamız gerekiyor. Evet. Dinimiz de bize bunu aslında buyuruyor. Kur'an'da modern itiraflar yok. Bugün dünyada modern itiraflar var. Bu modern itiraflarda da şey var yani. Ben istediğimi yaparım sonra da itiraf ederim. Halbuki böyle bir düşünce yok. Kur'an burada insanın kendinin bir tövbe edip de farkındalıkla düzenlenmesini, yani yolunu düzeltmesini öngörüyor. Bilgi mahremiyeti bu. Duygusal ve düşünsel mahremiyet dediğimizde işte şimdi demin biraz önce ifade ettiğiniz kötü sır, iyi sır, aynı zamanda söylem, hani söylem mahremiyeti çok rahat, kaba bir şekilde ya da çok affedersiniz çok cinsel içerikli söylemler, argo kelimeler kullanılabiliyor evlerde. Evet. Bunlar ne yapmış oluyor? Duygusal ve düşünsel mahremiyeti ihlali ve aynı zamanda çocuğun tasavvurunu yanlış bir şekilde geliştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada eklemek istediğiniz bir şey varsa Esma Hocam ekleyebilirsiniz. Çünkü ben hemen pratik örneğini vereceğim. Siz o zaman pratik örneğini verin. Ondan sonra zaman mahremiyetine geçelim isterseniz. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela böyle bir çarkımız var bizim. Evet. Burada mesela kişisel bilgilerimiz nedir? Kimlik, kredi kart bilgileri, ev adresimiz. Bütün bunlar kişisel bilgilerimizdir. Bize tanımadığımız bir insan, hatta tanıdığımız bir insan dahi olsa kişisel bilgilerimizi mesela çocuksak eğer ailemizin izni olmadan vermememiz gerekiyor. Bunu vermemiz gerekiyor. Birisi sana nerede oturuyorsun tanımadığın birisi ise bunu anneme sormanız lazım deyip geri çekilmesi lazım. Evet. Bunu bir kere çocuğumuza öğretmeliyiz. Senin kimse kişisel bilgilerini bunun detaylı olarak öğrenemez. Aynı zamanda mesela maddi durum bilgileri, fiziksel özellikler bunlar da insanın özel bilgileridir. Duygu durumuna da yansıyan şeylerdir. Bunları asla ve asla alay konusu, konuşma konusu da yapılamaz. Kimsenin geliri konuşulamaz. Kimsenin işte mesela tiki vardır bu noktada konuşulamaz. Obezitesi vardır konuşulamaz. Bunlar alay ve dalga konusu olamaz. Mesela işte kazalarımız, hatalarımız alay konusu olamaz. Bunlar da bireysel, duygusal ve düşünsel mahremiyete girer. Kimse düştü gülmek, onu başkalarına anlatmak o hatasını. Bunlar da duygusal ve düşünsel mahremiyetin içine girer. Ve iyi sır, kötü sır dediğimizde size yapıldığında rahatsız olan, kötü hissettiğiniz şeylerdir. İyi sırlar ise başında ve sonunda sizi mutlu eden şeylerdir. İyi sırlar doğum günü kutlamaları olabilir, sürprizleri olabilir. Hani bu tür sürprizler iyi sırlardır. Kötü sırlarsa mesela sizin özel bölgelerinize dokunulması, istismara girilmesi bunlar da kötü sırlardır. Size akran zorbalık yapılması bunların hepsi kötü sıra girer. Dijital platformda da gerçekte de yüz yüze bireyselde de yapılan her türlü zorbalık, her türlü tehdit kötü sırdır. Birisi bak bunu söylersen rezil olursun. Kimse yüzüne bakmaz. Bunu asla kimseye söylemeyeceksin deyip sizden hiçbir şey isteyemez. Bunun adı kötü sırdır. Ve böyle bir şeyle karşılaştığımızda hemen ne yapmalıyız? Güvenli kişiye gitmeliyiz. Peki böyle bir şeyde ne yapabilir? Bunu söyleyelim. Mesela çocukla ailece hep birlikte oturabilirsiniz. Böyle sır günlerimiz olur. Çevirirsiniz. Hangisi geldi? Evet. Sana mesela hata ve kazalarla alay. Başından böyle bir olay geçti mi? Hadi anlat bakalım deyip bu şekilde çocuklarımızla diyalog girerek onların bilgilerini paylaşmalarını, açılmalarını sağlayabiliriz. Evet, çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Zaman mahremiyeti kaldı herhalde. Evet, ağzınıza sağlık. Gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız. İnşallah izleyenlerimize de temas etmiştir. Ben kendi adıma çok faydalandığımı söyleyebilirim. Evet kıymetli izleyenler, Aile Çatısı'nda bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize ve ailenize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun.